Herkese günaydın, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. İyi bir gün geçirmenizi temin ediyor. Öyle açıyoruz uyandırma servisini, gelin derhal bakalım. Memlekette neler var, neler yok, neler olmuş, neler bitmiş. Başlıklar halinde ekranlarınıza getirelim. Evvela sıcak bir gelişme. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni atama kararnamesi yayınlandı. Buna göre 2084 yeni hakim ve savcının görev yeri belli oldu. Bakacağız o kararnamede neler var değişik. Bizi yakından ilgilendiren nasıl bir değişiklik söz konusu, onu getireceğiz ekranlarınıza birazdan. AK Parti grubunda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeminde terörle mücadele vardı. Cumhurbaşkanı Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı. Tunceli'de şehit olan askerlerimiz konusunda da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Milletimizi kandırmaya hakkın yok dedi. O grup toplantısından Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin önemli anlarını ekranlarınıza birazdan taşıyacağız. Silahlı kuvvetlerin hedefinde Kuzey Irak vardı. Terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında savaş uçakları barınak ve sığınakları vurdu. Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına yapılan o harekatın ayrıntıları çok güzel görüntülerle ekranlarınıza birazdan gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2019 bütçe görüşmelerinde konuştu. Ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Berat Albayrak'ın verdiği detaylı değerlendirmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Hastane magandalarına artık ağır yaptırım geliyor. Artık doktora, hemşireye, sağlık çalışanına görevi başında saldırarak darp edenler ellerini kollarını sallaya sallaya gidemeyecekler. Peki ne bekliyor olacak onları? Onu da birazdan anlatacağız. Uyandırma servisi başladı efendim. Sıcak bir gelişme. Adli ve idari yargıda yeni atamalar var. HSK kararnamesi yayınlandı. 2084 hakim ve savcının görev yeri belirlendi. Hakim ve Savcılar Kurulu'nun atama kararnamesi resmi gazetede yayınlandı. Adli yargıda hakim ve Cumhuriyet Savcı adayları arasından 1958 kişinin görev yeri değiştirildi. İdari yargıda da 126 hakim adayının çeşitli yerlere atamaları gerçekleşti. 15 Temmuz'dan sonra yargı camiasına yuvalanan FETÖ'nün temizlenmesi amacıyla yürütülen soruşturmalarda 4000'e aşkın kişi ihraç edilmişti. Yargılama hizmetlerinin aksamaması için HSK tarafından geçtiğimiz aylarda da toplu atamalar yapılmıştı. Sırada Fırat'ın doğusu var. Terörle mücadelede yeni hedef Fırat'ın doğusu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında açıkladı. Fırat'ın doğusuna yönelik harekat için son hazırlıklarımızı tamamladık dedi. Tunceli'de donarak şehit olan iki vatan evladı üzerinden yapılan siyasi polemiklere de bakın Cumhurbaşkanı nasıl yanıt verdi. Bir gece ansızın gelebilir. Sınır ötesi operasyonun işaretini işte böyle verdi. Fırat'ın doğusundaki teröristleri kara kara düşündürecek açıklamaları peş peşe yaptı. Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, programlarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grubunda kürsüye çıktı. Gündeminin ilk sırasında Tunceli'de donarak şehit düşen askerlerimiz vardı. Şu anda bizim askerimizin bütün bu noktadaki teçhizatı, elbisesinden uyku tulumuna, yiyeceğine, giyeceğine kadar, postallarına kadar hepsi dünyadaki en modern tüm ordulardaki malzemelerdir. Cumhurbaşkanı şehitler üzerinden kendilerini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Milleti kandırmaya hakkın yok dedi. Şehadetin içinde kurşunla şehadete yürümek de var. Donarak şehadete yürümek de var. Ya sen bilmeden ne anlatıyorsun ya? Yani buralardan birkaç oy alayım diye milleti niye aldatmaya kalkıyorsun? Ya dürüst ol be. Dürüst ol. Şehitlerimizin üzerinden rant elde etmeye çalışma. Sen 15 Temmuz gecesi de tankların gölgesinde kaçarak Bakırköy Belediyesi'ne sığınan adamsın. Sığınan adamsın. Senin biz karakterini artık biliyoruz. Çünkü bütün bunlar cibiliyet meselesi. Devletin zirvesi sözü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'na getirdi. Neymiş? Cumhuriyet Bayramı'nın bu tür resepsiyonları sadece Ankara'da kutlanırmış. Bu nasıl bir anlayıştır? Gazi Mustafa Kemal'i, Cumhuriyet Bayramımızı, Zafer Bayramımızı da
kendi tekellerine almaya çalışan biliyorsunuz bir kesim var. Bu kesimin ne cumhuriyete, ne milletimize, ne ülkemize en küçük bir faydalarının dokunduğu, en küçük bir hizmetlerinin geçtiği vaki değildir. Biz bunlara salon cumhuriyetçisi, garrop Atatürkçüsü diyoruz. Ve Suriye'deki terör yuvaları. Erdoğan önce DAEŞ'in hortlatılmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi, sonra da ekledi. Terör örgütüne yönelik fiili müdahalelerimizi de başlattık. Yakında daha kapsamlı ve etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine bineceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatla ilgili olarak son hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Fırat'ın doğusu terör örgütü PKK-PYD'den temizlenecek. Bu Suriye'deki iç savaşta günden güne yaşanan değişimleri gösteren hızlandırılmış bir harita. Sarı renkli alanlar PKK-PYD terör örgütüne ait. Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki bölgede hızla büyüdüler. Aslında bölgeyi asıl ele geçiren onlar değil. PKK-PYD'li teröristleri maş olarak kullanan Amerika Birleşik Devletleri. ABD yıllardır terör örgütüne askeri yardım yapıyor, para akıtıyor. Binlerce tır ve uçak dolusu silah, mühimmat, zırhlı araç gitti şimdiye kadar. Hem havadan hem karadan ikmal köprüsü kuruldu. Amerika silahları yığdıkça teröristler ilerledi. Washington Türkiye'nin tepkilerini görmezden geldi. Teröristlere Fransızlar da askeri destek verdi. Sonuçta PKK-PYD terör örgütü Suriye'nin neredeyse üçte birini ele geçirdi. Seçilen bölge de önemli. Çünkü burası Suriye'de zengin petrol yataklarının olduğu alanlar. PKK-PYD'li teröristler Türkiye için tehdit. Tıpkı DAEŞ'in olduğu gibi. ABD uyarılara kulak asmayınca Türkiye harekete geçti. Önce Fırat Kalkanı bölgesini DAEŞ'lı teröristlerden temizledi. Sonra da Afrin'i PKK-PYD'li teröristlerden arındırdı. Sahada yapabildikleri Münbiç'te masada başarı getirdi. ABD Türkiye ile anlaşma yaptı. Fırat'ın batısını terör örgütünden arındırmayı kabul etti. Koordineli devriyeler uzun zamandır sürüyor. Yakında ortak devriyeler de başlayacak. Ancak ABD Fırat'ın doğusu için verdiği sözleri tutmuyor. Örneğin ağır silahları toplamıyor. Türkiye daha önce defalarca uyardı. Siz bir şey yapmayacaksanız biz gereğini yapalım dedi. Ve görünen o ki Fırat'ın doğusuna da müdahale gelecek. Zamanlaması bilinmiyor. Cumhurbaşkanının sözleri burada kritik önemde. Bir gece ansızın gelebilir. Türkiye Fırat'ın doğusunu istediği zaman vurabileceğini daha birkaç gün önce gösterdi. Fırat Kalkanı bölgesine sınır komşusu olan Zormuar da PKK-PYD hedeflerini top ateşine tuttu. Terör mevzilerini darmadağın etti. Üstelik bu ilk değil. 23 Nisan 2017'de Suriye'nin kuzeydoğu ucunda Karaçok Dağı'na yapılan hava operasyonu da hala hafızalarda. Burası PKK'lı teröristlerin Irak'tan Suriye'ye geçiş ve önemli bir haberleşme noktasıydı. PKK önemli kayıplar vermişti. Sonra da Amerikalı bir komutan gidip bir terörist başıyla orada hasar tespiti yapmıştı. Türkiye PKK-PYD terör örgütünü bölgeden silme kapasitesine sahip. Bunu yapabileceğini defalarca da gösterdi. Şimdi gözler bölgede dengelerde. Diplomasi de sabır tükenince Türkiye oraya inmekten de çekinmeyecek. Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, programlarımızı tamamladık. Silahlı kuvvetlerin hedefinde Irak'ın kuzeyi vardı. Terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avashin Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendi. Bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Üst bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 7 terörist de etkisiz hale getirildi. İki vatan evladını nasıl şehit verdik Tunceli'de? İki çocuğumuz donarak şehit olmuşlardır. Bunun üzerinden
Tabii istismara çok açık bir konu olduğu için istismar etmekleri siyasi parti başkanları ya da diğer işte muhalefet unsurları bu konuyu istismar etmekte hiç de zaman kaybetmediler. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kameralar önündeydi. İki çocuğun nasıl şehit olduğunu, ondan sonra başlayan tahkikat sürecinin nasıl sürdüğünü anlattı. Helikopteri bekleme esnasında ciddi bir şekilde tipi de bastırınca ikisinin üst üste geldiği ve üst üste örtüştüğü bir zaman dilimi söz konusu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de yaşanan acı olayla ilgili detayları paylaştı. Tamamen açık bir alanda, tek bir ağacın bulunmadığı bir bozkırda hem tipi hem de aşırı bir yağmura maruz kalıyorlar. Birisi tekrar orada helikopterde ama diğeri de hastanede şehadet mertebesine ulaşmıştır. Süleyman Soylu konuyla ilgili medyada paylaşılan fotoğraflar ve yapılan yorumlara tepki gösterdi. Bundan hiçbirisinin gerçekle ilgisi yoktur. Kasıtlı, düzmece ve art niyetli yapılan yayınlardır. Bazıları da kendilerine orada görev verilmesine rağmen gitmeyip istifa edenler, korkanlar yorum yapıyorlar. Soylu olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Biz iki tane aslan mesai arkadaşımız, çalışma arkadaşımız kaybettik. Bunun sorumluluğunu taşıyoruz. En yukarıdan en aşağıya kadar bu sorumluluğu taşıyoruz. Müfettişlerimizi görevlendirdik. Onlar gerekli incelemeleri, soruşturmaları yapacaklar. İçişleri Bakanı Soylu, bölgede görev alan askerlerimizin kışlık malzeme sıkıntısı yaşadığına yönelik iddiaları çok net ifadelerle yalanladı. Bu konuda ne teçhizat eksiğimiz söz konusu, ne de böyle bir operasyona hazırlıksız gitmemiz söz konusu. Soylu'nun konuşmasının ardından askerlerimizin kullandığı kışlık kıyafet ve teçhizatlar tanıtıldı. Soğuk iklim elbisesi, polar mont, panço, uyku tulumu burada bahsetmedim. Yine -12 ve -40 derece koruma sağlayan uyku tulumları mevcut. Bunları polar montla soğuk iklim kıyafetini ve kar elbisesini veya pançoyu aldığımızda -40'a kadar muhafaza imkanı sağlamaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısı sonrası kuliste habercilerin sorularını yanıtladı. Tabii ki habercilerin en çok cevabını merak ettiği soru Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Melih Gökçe'nin yeniden dolaşıma giren ismi. Milliyetçi Hareket Partisi Melih Gökçe'yi aday gösterecek mi göstermeyecek mi bu tartışılıyor. Bu soru kuşkusuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün soruldu. Erdoğan 1994'ten beri dava arkadaşıyız Melih Gökçek'le. Böyle de süreceğini tahmin ediyorum dedi. Melih Bey benim ta 94'ten beri bu işte benim belediye başkanlığı, onun Ankara Belediye Başkanlığı. Yol ve dava arkadaşım. Ve bu yol dava arkadaşlığımızla bugüne kadar beraber geldik. Biz bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum. Melih Gökçek konusunda ilk kez konuştu. Spekülasyon vurgusu yaptı. İsimler üzerinden bu noktada spekülasyonlara girmeyi doğru bulmam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubundan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi. Kabine revizyonu iddialarını reddetti. Medya zaten sürekli olarak bu tür revizyonları hep yapar. Evet. Biz de onlardan öğreniriz. Bakanlık sayısı... Yani şu anda gündemimizde böyle bir şey söz konusu değil. Erdoğan bazı bakanlıkların eskisi gibi bölüneceği iddialarına da değindi. Gündemde yok dedi ama açık kapıda bıraktı. Bakanlık sayılarımızda aynı şekilde böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Biz zaten bakanlık sayılarını düşürmek suretiyle bir yeni sistem inşa ettik, kurduk. Bunu da bu şekilde sürdüreceğiz. Ama bunlar tabii olmaz değil. Yani yeri geldiğinde bu tür şeyler de olabilir. Ama şu anda gündemimizde böyle bir şey yok. Ve öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması. Devletin zirvesi ipe un sermenin anlamı yok ifadesinde kullandı. Türkiye'ye gelen Suudi başsavcıya 3 soru sordu. Gelen grubu, bu 15 kişiyi buraya gönderen kim ki? Bu öldürme olayının kesinlikle 18 kişinin içinde olduğu bir defa belli. Bunu da sizin çıkartmanız lazım. Bu yerli işbirlikçi kimse bilelim. Ha, bunu da biz çıkartırız.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Tunceli'deki olayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili iftiralarına da devam etti. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, yani benim ilçemde, iki askerimiz donarak şehit oldu. İki askerimiz. Bir uyku tulumu da veremediniz mi bu askerlerimize? Bir uyku tulumu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de iki mehmetçiğin şehit düşmesiyle ilgili tüm gerçekleri paylaştı. Olayla ilgili soruşturma başlattık dedi. Ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine olayları çarpıttı. 21. yüzyıldayız, 21. yüzyılda. Elinoğlu eksi 40 derece, eksi 50 derecede denize giriyor. Kutuplara gidiyor. Ya... Ekim ayındayız, Ekim ayında, 2018'in Ekim ayındayız. Yanlış mı söylüyorum? Ben şehidin hakkını savunuyorum. Annenin hakkını savunuyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu hükümetin şehitler arasında ayrım yaptığını iddia etti. Anlaşılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2012 ve 2013'te terörle mücadelede şehit düşenler ve gazi yakınlarına istihdam hakkının genişletilmesine ilişkin düzenlemeden haberi yoktu. Şehitler arasında ayrım yapmayız biz. Ama sen şehitler arasında ayrım yaptın. Gaziler arasında da ayrım istiyoruz, istemiyoruz. Gazi, gazidir. CHP Genel Başkanı konuşmasında Atatürk'ün yaptığı devrimleri hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin tamamı doğruydu. Ama aynı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki o uçak fabrikasının İsmet İnönü döneminde 1946'da kapatılmasından hiç söz etmedi. 1925 yılında gittiler, Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attılar. Uçak fabrikasının. 1934 yılında Kayseri'den kalkan ilk milli uçağımız Ankara'ya indi. Ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili iftiralarını yine sürdürdü. Failler belli. Katiller geliyor. Haberleri var. Haberleri var. Ses kayıtları var. Öldürüyorlar gazeteci. Ellerini kollarını sallayarak başkonsolos dahil hepsi yurt dışına çıkıyorlar. Bunun adı nedir? Bunun adı çadır devletidir. Çadır devleti. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken İstanbul'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Macib'in temasları devam ediyor. Suudi Başsavcı bir kez daha Çağlayan'a gitti. İstanbul Adliyesi'ne gitti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la ikinci kez bir araya geldi. Macib'in bir sonraki durağıysa ülkesinin başkonsolosluğuydu. Bir kez daha gitti Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne. Başsavcı İrfan Fidan'la ikinci kez görüştü. Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Macib'in temasları sürüyor. Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması sürerken elde edilen önemli bilgi ve deliller sonrası, önce cinayeti kabul eden, sonra da cinayetin planlı işlendiğini vurgulayan Suudi Arabistan cephesi önemli bir adım atmış. Suudi Başsavcı Suud el-Macib İstanbul'a gönderilmişti. Pazartesi günü 8 kişilik ekibiyle İstanbul Adliyesi'ne gelen Suudi Başsavcı, Salı günü bir kez daha adliyedeydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Bir kez daha bilgi paylaşımında bulunuldu. Görüşmeye soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz da katıldı. Suudi Başsavcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bahsettiği 18 kişilik infaz timinin cinayete ilişkin ifadelerini İrfan Fidan'a verdi. İddiaya göre Cemal Kaşıkçı'nın cenazesinin nerede olduğu konusu da gündeme geldi. Hatta Suudi Başsavcı önemli bilgiler paylaştı. Ancak bu noktada resmi bir açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan Başsavcısının bir sonraki durağı başkonsolosluk binası oldu. Yani cinayet mahalli. İçeride uzun süre kalan savcı hem çalışanlarla görüştü hem de inceleme yaptı.
Başkonsolosluk binasından ayrılırkense herhangi bir açıklamada bulunmadı. Suudi Başsavcı El Mucib İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki incelemesini tamamladıktan sonra buradan ayrıldı. İki gündür süren görüşmeler sonrası soruşturmanın yeni bir boyut kazanması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 bütçesiyle ilgili konuştu. Mecliste bütçe görüşmelerinde Türkiye'nin 12 Eylül 80 darbesinde bile karşı karşıya kalmadığı bir durumla karşılaştığını belirten Berat Albayrak, ekonomideki dalgalanma bir başka ülkenin başkentinde planlandığı sözüyle de dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, bütçenin geneli üzerinde konuştu. Milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin Ekim ayından itibaren normalleşme sürecine girdiğini anlattı. Ekonomik saldırının başladığı 10 Ağustos sürecinin ayrıntılarını milletvekilleriyle paylaştı. 10 Ağustos ve 13 Ağustos pazartesi, iç piyasa ve uluslararası piyasalarda yaşanan sürecin detayına hakim olursak, ehemmiyetini çok iyi şekilde anlarız. 10 Ağustos günü işaret fişeği ortaya konularak başlayan süreç, cumartesi ve pazar günü sıkı ekip uyumuyla atılan adımlar, ortaya konulan tedbirlerle 13 Ağustos'ta birilerinin hayalini nasıl püskürttüğünü ortaya koydu. 12 Eylül 1980 darbesinde bile karşılaşılmayan durumlarla karşılaşan Türkiye, attığı adımlarla ay sonuna kadar bunu da püskürterek normalleşmeyi yakalamış, Ekim ayı ile güçlü dengeleme sürecini ortaya koymuştur. Türkiye bu süreci geride bırakmıştır. Bakan Albayrak, 2019 yılının piyasalara güven veren bir yıl olacağının altını çizdi. Birinci öncelik güçlü finansla mimariyi inşa etmektir. Son birkaç aylık operasyonel süreç Türkiye'ye o kadar büyük kazanım ortaya koymuştur. Polyannacı olmayacağız. Türkiye'nin âli menfaatleri için altyapı, üst yapı tedbirlerini alacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yapılandırmada varılan son rakamları açıkladı. Bugüne kadar 10.8 milyarlık tahsilat gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Albayrak, AK Parti iktidarları döneminde yatırıma verilen öneme de dikkat çekti. 16 yılda toplam 1.2 trilyonluk yatırım gerçekleştiğini, bunun da Atatürk Barajı'na yapılan yatırımın 121 katına denk geldiğini söyledi. Bütçenin tasarruf bütçesi olmasına rağmen aslan payının eğitime ayrıldığını anlatırken, Özal'ın orta direğinin AK Parti iktidarları döneminde ete kemiğe büründüğünü belirtti. Bakan Albayrak'ın konuşmasının ardından bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Bakanlıkların bütçelerinin görüşmelerine geçildi. Ve ekonomik saldırılar geride kaldı. Türkiye ekonomisi şahlandı. Doların Türk lirası karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Son 3 ayın en düşük seviyesi olan 5.50'nin altına indi Türk lirası. Doların ateşi düştü, hatta adeta eridi. Türk lirası değer kazanmaya devam ediyor. Dolar geçtiğimiz haftayı düşüşle kapattı. Pazartesi günü Türkiye'de piyasalar bayram nedeniyle kapalıydı. Salı günü ise ivme düşüş bandında seyretti. Paranın kalbinin attığı nokta kapalı çarşı burası ve sabah saatlerinde dolardaki düşüş burayı da heyecanlandırdı. Öyle ki dolar gün içinde 5.49 bandına kadar geriledi. Dolar akşam saatlerinde 5.50 seviyesinin altına indi, 5.47'lere kadar geriledi. Uzmanlara göre dolar Türk lirası karşısında değer kaybetmeyi sürdürecek. Hastane magandalarına ağır yaptırım geliyor. Artık bundan sonra doktoru, hemşireyi, sağlık çalışanını dövdüm deyip elini kolunu sallaya sallaya hastaneden çıkıp gitmek yok. Peki ne geliyor? Gelin bakalım bakalım. Hastanede sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayan magandaların ifadesi hastanede alınacak. Doğrudan savcılığa sevk edilecekler. Sigara ve tütün ürünleri artık kapalı dolaplarda satılacak. AK Parti sağlıkta şiddetin önlenmesi amacıyla meclis başkanlığına teklif sundu. 43 maddelik teklifte başta halk sağlığı ve doğrudan sağlık alanı ile ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor.
Teklifle sağlıkta şiddetin failleri artık karakoldan bırakılmayacak. Daha önce karakolda işlem yapılıyor, kabahatler kanununa göre hastane magandaları serbest kalabiliyorlardı. Yeni düzenlemeyle olay savcılığa sevk edilecek. Teklifte tüp bebek tedavisinde 40 yaş müjdesi geldi. Devletin karşıladığı tüp bebek tedavisinde 39 yaş sınırı 40'a yükseltildi. Tütün satışında da yeni dönem geliyor. Sigara ve tütün ürünleri açıkta değil, kapalı dolapta satılacak. Kapalı dolapta sigara satışına uymayana ise 5.000'den 20.000 liraya kadar ağır para cezası geliyor. Açıkta sigara satma yasağını iki kez ihlal edenler için bu para cezası 2 ile çarpılacak. Üçüncü ihlalde ise 10 günden 1 aya kadar hapis cezası geliyor. Tütün ürünlerinin reklamlarına da kısıtlama geliyor. Ürünlerdeki uyarı yazıları büyütülecek. Sinema salonları, internet ve sosyal medya üzerinden reklam yapılmayacak. Televizyonlarda Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınmaksızın yapılacak sağlık ürünleri satışına 300 bin liraya kadar ağır para cezası geliyor. Teklif Perşembe günü Sağlık Komisyonu'nda ele alınacak. Önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'ndan çıkarılarak yasalaşacak. Türkiye Akdeniz'de enerji taramasına başlıyor. İlk derin sondaj için Antalya'dan açılan Fatih gemisinde Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı. Sondajı enerjide yerleşme hamlesinin önemli bir adımı olarak değerlendirdi. Türkiye, Akdeniz'deki enerji kaynakları için harekete geçti. Milli sondaj gemisi Fatih, Antalya'dan Akdeniz'e açıldı. Sondaj işlemlerine başladı. Fatih sondaj gemisinde 2 adet sondaj kulesi bulunuyor. İşte bu görmüş olduğunuz sondaj ucu altta bulunan delikten deniz tabanına iniyor ve tam 12.200 metrede sondaj çalışması yapıyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'deki Fatih sondaj gemisinde açıklama yaptı. Dönmez'e herhangi bir taciz durumunda ne yapılacağı sorusu yöneltildi. Bakanın cevabı netti. Şimdi gerek Barbaros Hayrettin Paşa'ya gerekse Fatih gemimize deniz kuvvetlerimiz sahil güvenlik eşlik ediyor. Herhangi bir güvenlik riski söz konusu değil ama herhangi bir taciz olması durumunda da oradaki tabii deniz kuvvetlerimiz de gereğini yapacaktır. Bakan Dönmez önümüzdeki ay Mersin açıklarında da sondaj başlatılacağının müjdesini verdi. İnşallah yakın zamanda, muhtemelen önümüzdeki ay içerisinde Mersin'de yine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kurumumuz bir Sığ Deniz sondaj çalışmasını da başlatmış olacak. Bakan Dönmez, Fatih gemisinin sondaj işlemini tüm kurallara uygun ve çevreci bir şekilde yapacağını belirtti. Bütün operasyonlarımızı uluslararası kural ve düzenlemelere göre gerçekleştireceğiz. İş güvenliği standartlarımız en üst düzeyde olacak. Keza sondaj esnasında çevreye, deniz yaşamına ve canlılara hiçbir zarar vermeyen çevre dostu bir teknolojiyle çalışacağız. Fatih gemisi teknik donanımıyla dikkat çekiyor. Son teknoloji cihazlarla yönetiliyor. Gemide 200 uzman görev yapıyor. Fatih sondaj gemisinin beyni yani kumanda odası işte burası. Geminin bütün konumlandırma ve hareket işlemleri işte bu görmüş olduğunuz bilgisayarlarla yapılıyor. Fatih gemisiyle ilk sondaj yaklaşık 150 gün olarak planlanıyor. Hedef Fatih ile yılda ortalama 2 sondaj kuyusu açmak. İstanbul Havalimanı 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ile beraber açıldı. Dünya basınının İstanbul Havalimanı'na ilgisi büyüktü. İstanbul Havalimanı Cumhuriyet'in 95. yılında büyük bir törenle açıldı. Açılışı sadece yerli değil yabancı basın da takip etti. Havalimanından övgüyle bahsettiler.
Fransa'daki Marseille Havalimanı'nın resmi Twitter hesabı İstanbul Havalimanı için yapılan reklamı paylaştı. Havalimanı'nın dünyanın önde gelen kavşaklarından birisi haline geldiğini belirtti. İngiliz The Independent gazetesi havalimanı açılışını Erdoğan dünyanın en büyük havalimanının açılışını yaptığı başlığıyla duyurdu. Haberde Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından satır başlarına yer verildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük kamu yatırımı olduğunun da altı çizildi. İngiliz yayın kurumu BBC, İstanbul dünyanın en yoğun havalimanı olacak mega havalimanının açılışını yaptı başlığını kullandı. Haberde dünyanın en büyüğü olması planlanan Türkiye'nin yeni havalimanı İstanbul'da açıldı. İstanbul Havalimanı 2021 yılında toplam 90 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak ve bu kapasite 200 milyona kadar artırılabilecek. Bu dünyanın en yoğun havalimanı olan Atlanta'nınkinin neredeyse iki katı ifadesi kullanıldı. Belçika Devlet Yayın Organı RTBF haberi Erdoğan geleceğin en büyük havalimanını İstanbul'da açtı başlığıyla duyurdu. Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun eski başkenti olan İstanbul'u bu projeyle Avrupa, Asya ve Afrika arasında küresel bir kavşak haline getirmek istediği yazıldı. Havalimanının açılışı Rusya'da da yankı buldu. Rossiyskaya Gazete haberi dünyanın en büyük havalimanı İstanbul'da açıldı başlığıyla verdi. Haberde Türk yetkililerin tamamlandıktan sonra dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'nı açtığı yazıldı. Rus haber ajansı RIA Novosti ise geleceğin en büyük havalimanı İstanbul'da açıldı başlığını attı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başlarına da yer verildi. Şiiler Erbain töreni için Kerbela'daydı. Hazreti Hüseyin ve yakınlarının şehit edilmesinin 40. gününde Kerbela doldu taştı. Yasın rengi siyahlara büründüler. İmam Hüseyin'in türbesine akın ettiler. Kerbela Erbain törenlerinde yine doldu taştı. Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının tam 1379 yıl önce Kerbela'da şehit edildi. Erbain'de 40 günlük yas döneminin sonuna işaret ediyor. Iraklı Şiiler bu nedenle Kerbela'ya akın etti. Çok büyük bir kalabalık vardı. Aslında birkaç gündür oradaydılar. Bu görüntülerse törenin son gününde kaydedildi. Farklı ülkelerden gidenlerle sayı milyonları buldu. Endonezya'da düşen uçağın enkazını arama çalışmaları devam ediyor. Yetkililer şu ana kadar 24 kişinin cenazesine ulaştı. Kurtarma ekipleri toplandı, dalgıçlar denize daldı. Uçağın enkazında yolcuların cenazelerini arıyorlar. Bir kısmını buldular. Geri kalanını arama çalışmaları sürüyor. Burası Endonezya. Pazartesi günü Boeing 737 tipi uçak Jakarta'dan kalkmış, kalkıştan 13 dakika sonra düşmüştü. İçinde 189 kişi vardı. Uçak Ağustos ayından beri faaliyetteydi. Kazadan bir gün önce o uçağın aygıtlarından biri arızalandı. Hava hızını gösteren cihaz yanlış veri gösteriyordu. Birinci ve ikinci kaptanın cihazlarında yüksekliğe dair rakamlar değişiklik gösteriyordu. Ancak uçuş ekibi herhangi bir aksilik yaşamadan iniş yapmayı başardı. Havayolu şirketi yaşanan teknik sorunun çözüldüğünü söylemişti. Tüm bu açıklamalara rağmen uçak bir sonraki uçuşunda düştü. Yine teknik arıza olduğu düşünülüyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da kara kutular aranıyor. Aileler bir umut, yakınlarından gelecek iyi haberi bekliyor. Kakak saya Bambang Rozali Usman saat ini sudah terdaftar di manifest dari pesawat yang Lion Air ini di nomor 165. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ailelerle görüştü. Taziyelerini sundu. Arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Havayolu şirketi Endonezya'daki en düşük bilet fiyatlarına sahip. Uçaklarının güvenilirliği tartışma konusuydu. Havayolu şirketinin Avrupa'ya uçması 2016'ya kadar yasaktı. Aşırı yağışlar Avrupa'yı tekrar etkisi altına aldı. İtalya'nın kanallar kenti Venedik'in 1/4 sular altında kaldı. Ancak turistler şehrin tadını çıkartmaya devam ediyor. Adeta Venedik'te yürüyecek yol kalmadı. Fakat hala insanlar romantizm peşinde. İtalya'nın kanallarıyla ünlü şehri Venedik. Son 10 yılın en büyük sel felaketiyle karşı karşıya, kentin 1/4 su altında. Venedik kanallar kenti olarak biliniyor. Sık sık da su baskınları yaşanıyor. Ama bu kez 2008'den bu yana görülmemiş boyutta. Su seviyesi 1,5 metreyi geçti. İş yerlerini su bastı. Yollar hasar gördü, ağaçlar devrildi. Kentin pek çok bölgesine ulaşım durdu. Kentteki turistler sele aldırmadı. Su baskınına uğrayan pizzacıdaki masalar doluydu. Belli ki su baskınına hazırlıklıydılar. Hepsinde sarı renkli su geçirmez çizmeler vardı. Garsonlar neredeyse dizlerine ulaşan suya rağmen hizmet etmeyi sürdürdü. İtalya'nın Dolomit dağlarındaysa şiddetli kar yağışı var. Bir grup bilim insanı bölgede mahsur kaldı. Kar nedeniyle dağdan aşağı inemediler. Ekipler tarafından kurtarıldılar. Ülkenin diğer bölgeleri de fırtınaya teslim. Can kaybı haberleri geldi. Ayrıca haber alınamayanlar var. Kaybolanlardan biri de yelkenlisini fırtınanın vurduğu bir Türk internet sitesi yöneticisi. Ancak kimliği açıklanmadı. Avusturya'nın güneyinde de aşırı yağış etkili. Drava Nehri son 30 yılın rekor su seviyesini gördü. Sel riskine yönelik önlemler alınıyor bölgede. Nehrin yakınlarında yaşayanlar tahliye edildi. Amerikan Başkanı Donald Trump yine çok tartışılacak bir adım attı. ABD'de doğan fakat vatandaşları aileleri Amerikan vatandaşı olmayan bebeklere verilen vatandaşlık hakkının kaldırılacağını açıkladı. ABD bir konuda daha ikiye bölündü. Doğumla vatandaşlık tartışması büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump artık ülke topraklarında doğmanın doğrudan ABD vatandaşlığını kazanmayı sağlamayacağını söyledi. Doğum yoluyla ABD vatandaşlığı hakkı veren yasayı kaldıracak bir kararname imzalayacağını söyledi. Bir tartışmanın fitilini daha ateşledi. Temsilciler Meclisi'nde senatörler ikiye bölündü. Meclis Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan bu yönde hazırlanacak bir başkanlık kararnamesinin anayasanın ilgili 14. maddesiyle uyuşmayacağını savundu. Bunu yapamazsınız dedi. Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden senatör Lindsey Graham ise Trump'a tam destek verdi. Twitter hesabından sonunda bir başkan bu absürt doğuştan vatandaşlık politikasını sona erdirmeyi istiyor. Her zaman kapsamlı bir göçmenlik reformunu, aynı zamanda doğuştan vatandaşlık uygulamasının sonlandırılmasını destekledim paylaşımında bulundu. Graham ayrıca ABD Senatosu'nda Trump'ın açıklamasına uygun bir yasa tasarısı sunmaya hazırlandığı mesajını da verdi. Trump'ın iptal edeceğini söylediği yasaya göre ABD topraklarında doğan bebekler ailelerinin vatandaşlıklarına bakılmaksızın ABD vatandaşı olma hakkı kazanıyordu. Karar Trump'ın tartışmalı göçmen karşıtı politikasının son adımı. İsrail zulmünden kaçıp Lübnan'a, Beyrut'a, Filistin mülteci kampına sığınanlar zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Önemli sorunlardan biri de elektrik şebekesi. Sokakları örümcek ağı gibi saran kablolar Beyrut'ta ölüme davetiye çıkarıyor. Biraz uzun boylu olsanız kafanıza değecek. Üstelik sadece bir sokakta değil, hemen her yerde manzara aynı. Karma karışık kablo yığınları var. Burası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Filistin mülteci kampı. İsrail zulmünden kaçanlar burada yaşıyor. Üstelik onlara son dönemde Suriyeliler de eklendi.
yolları kapatan örümcek ağ gibi karmakarışık elektrik kabloları hayatın bir parçası gibi kimse yadırgamıyor. İlk akla gelen soruysa bir arıza olduğunda nasıl tamir ediliyor şeklinde. Ama hemen söyleyelim, elektrikçiler sanki ellerinde bir şema, harita varmış gibi hatları biliyor, tamiri yapıyor. Açıktaki kablolar özellikle kışın yağışlı havalarda büyük tehlikeler yaratıyor. Son 5 yılda 65 kişi elektrik kaçağından kaynaklanan yangın ve akıma kapılma olaylarında yaşamını yitirdi. Mülteciler ise Birleşmiş Milletler'in soruna çözüm bulmasını ve elektrik şebekesini ıslah etmesini istiyor. Ege Denizi'nde büyük dramlara neden olan insan kaçakçılarının yöntemleri emniyet raporlarına girdi. Organizatörlere 2000 dolara kadar para ödeyen göçmenlere aracılık eden kişilerin şifre yöntemiyle göçmen başına nasıl komisyon aldıkları raporlara şöyle yansıdı. Merhaba. Düzensiz göçmenleri ölüm yolculuğuna çıkaran insan tacirlerinin yöntemleri de şifre edildi. Bu yöntemler emniyetin raporunda ayrıntılı bir şekilde yer aldı. Raporda organizatörlerin görev dağılımı yapılmış geniş bir şebeke halinde hareket ettikleri belirtiliyor. Çoğunluğu Suriyeli, yolcu başı diye adlandırılan kişiler göçmenlerle farklı yöntemlerle bağlantı kuruyor. İlk temasın ardından kasa olarak tabir edilen kişilere 2000 dolara yakın değişen miktarda para ödeyen düzensiz göçmenler karşılığında şifre alıyor. Daha sonra yolculuğun başlayacağı noktalara, yakın bölgelerdeki evlere yerleştiriyorlar. Organizatörlerin tayin ettiği gün ve saatte araçlarla alınan düzensiz göçmenler buradan geçişin başlayacağı sahil kenarına transfer ediliyor. Öncü ve artçı diye isimlendirilen araçlar yolda göçmen gruba eşlik ediyor. Yolda bir kontrol noktası olması halinde geçiş iptal ediliyor. Sahilde göçmenleri bekleyen ayrı bir şebeke grubu da var. Subaşı olarak bilinen bu kişiler botun ayarlanması ve şişirilmesinden sorumlu. Botlarla Yunan adalarına ulaşmayı başarabilen göçmenler kendileriyle ilk temas kuran yolcu başını arayarak aldıkları şifreyi veriyor. Yolcu başı da şifreyi örgütün kasasına ileterek organizatörlerden kendi komisyonunu alıyor. Bu kirli şebekeye rağmen emniyetin teknik ve fiziki takibi sonucu insan tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. 2018 başından bu yana 205 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 138'i tutuklandı. İstanbul Bağcılar'da altyapı çalışmasının yapıldığı sokakta görünmez kaza yaşandı. Kepçe operatörü kazı sırasında doğalgaz borusunu deldi. İşte o anlar. Altyapı çalışması az daha faciayla sonuçlanıyordu. Kepçe operatörü kazı yaparken doğalgaz borusunu deldi. Sokaktan alevler yükseldi. Olay Bağcılar Fatih Mahallesi 1823 sokakta yaşandı. Sokak içerisinde yapılan altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi. Önce ufak çaplı patlama yaşandı. Çıkan alevler nedeniyle yer altında bulunan elektrik kabloları da hasar gördü. Yangın doğalgaz borusuna gelen hattın kapatılmasıyla söndürüldü. Zonguldak Ereğli'de yolcu otobüsüyle tır çarpıştı. Bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Yaralıların bazılarının durumu ciddi. Aynı yönde seyir halindeydiler. Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı, otobüs şoförü öldü. Feci kaza Ereğli Alaplı Karayolu Gülünç mevkisinde meydana geldi. Yolcu otobüsü aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri kaza mahalline geldi.
Otobüsün ön tarafında sıkışanlar güçlükle kurtarıldı. Ağır yaralanan otobüs sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kazada 17 kişi de yaralandı. Bazılarının durumu ağır. Bolu'da iki katlı ahşap ev çıkan yangında küle döndü. Yaşlı çift evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Her şeyimiz götürmek için. Sizin evi Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim. Bu feryat figanlar yanan evler için. Yaşlı çift evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Nereden tuttun? Sen nasıl çıktın oğlum? Bolu'nun Dodurga mahallesinde yaşayan Recep ve Gülsüm Orakçı çifti evde yoktu. Oğulları Ferhat ise evde uyuyordu. Mutfaktan çıkan dumanları fark etti, kendini dışarıya attı. Komşuları haber verdi itfaiyeye. Ekipler geldiğinde iki katlı ahşap ev alev topuna dönmüştü bile. Yangını haber alıp evlerine gelen yaşlı çift sinir krizi geçirdi. Evlerinin küle dönüşünü çaresizce gözyaşlarıyla izlediler. Yaşlı çifti sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Yangın bir saat içinde söndürüldü ama evden geriye hiçbir şey kalmamıştı. Kahramanmaraş'a gideceğiz. Bir kadın kucağında bebeği yanında iki çocuğunun gözleri önünde eşi olduğu iddia edilen kişi tarafından acımasızca darp edildi. Aldığı darbeler nedeniyle fenalaşan kadın kucağındaki bebeğiyle yere yığıldı. Olay anla ilişkin çok güzel görüntüler var. O görüntüler geliyor şimdi ekranlarımıza. Uzun süre tartıştılar. Öfkeli koca eşini ikna edemeyince acımasızca darp etti. Görüntüler Kahramanmaraş'ta kaydedildi. Kucağında bebeği ve yanında da iki çocuğu vardı. Çevre yolunun kenarında eşiyle tartışmaya başladılar. Tartışmanın sebebi bilinmiyor ama öfkeli koca eşini bir şeylere ikna edemeyince darp etti. Genç kadın baygınlık geçirdi. Bebeğiyle beraber yere yığıldı. Yaşanan şiddet anları çevredekilerce görüntülendi. İstanbul Şirin Evler'de E5 yan yolda gece saatlerinde bir genç aracın içinde öldürüldü. İstanbul polisi kanlı infazı nedenini daha üzerinden 24 saat bile geçmeden ortaya çıkardı. Cinayet zanlısı yakalandı. Saldırı kan davasıydı. Adalete sığınıyorum şu anlık. Yani bu işin içerisinde kim varsa cezasını çekecek adaletçe. Kan yerde zaten kalmaz. Ağabeyimin kanı yerde kalmaz dedi. Katil zanlısının cezasını kendi kesti. Onun için herkes cezasını çekecek inşallah. İstanbul Şirin Evler'deki infazın ardından kan davası çıktı. 28 yaşındaki Emre Solan pazartesi gecesi direksiyon başında öldürüldü. Şirin Evler E5 yan yolda Solan'ı takip eden saldırgan trafik akışının yavaşlamasını fırsat bildi. Emre Solan'ın kullandığı araca yaklaştı. Elindeki pompalı tüfekle Solan'a kurşun yağdırdı. Kanlı infaz hemen MOBESE kameralarının dibinde yapılmıştı. Polisin katil zanlısının kimliğini belirlemesi uzun sürmedi. Zanlı kısa sürede yakalandı. Katil zanlısı Mehmet Ali Arslan'dı. 2013'te mankenlik yapan ağabeyi Halit Arslan bir sitenin asansöründe Emre Solan'la tartışmış ve iddiaya göre Emre Solan'la arkadaşları tarafından öldürülmüştü. Başta dövülüyor, ondan sonra bıçaklanıyor, ondan sonra yerde can çekişirken bir daha tekmeleniyor. Öldürülen Halit Arslan'ın kardeşi o dönem verdiği röportajda yaşananları böyle anlatmış, abimin kanı yerde kalmayacak demişti. Kan yerde zaten kalmaz. Onun için herkes cezasını çekecek inşallah. Dediğini yaptı, elini kana buladı. 5 yıl sonra ağabeyinin katil zanlısını yol ortasında öldürdü.
Cinayeti neden işlediniz? Yakalanan Mehmet Ali Arslan adliyeye sevk edildi. İstanbul Çekmeköy'deyiz. 8 yaşındaki bir çocuk, çok büyük bir ihmal daha doğrusu. 8 yaşındaki bir çocuğun hayatına mal oldu. Sokakta saklambaç oynuyorlardı. Kapakları açık bırakılan trafoya girdi çocuk. Bir daha çıkamadı. Çocuğun olabilir. Şurayı yapmış bu çocuk kalmış 8 yaşında bir çocuk. Benim de evladım olabilirdi. Benim canım gitti. 8 yaşında evladım gitti benim. İhmalkarlık can aldı. 8 yaşındaki çocuk açık bırakılan trafodaki elektrik akımına kapıldı. Hayatını kaybetti. Biz şurada oturuyorduk. Baktım çocuk çarpılmaya başlamış. Zaten koştum mahalleye bağırdım. Herkes koştu. Acı verici olay İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. 8 yaşındaki Kadir arkadaşlarıyla parkta bir araya geldi. Hep birlikte oyun oynayacaklardı. Çocuk işte en büyük eğlencesi oyun oynamak. Kadir ve arkadaşları da o akşam burada saklambaç oynamaya karar verdiler. Oyun parkının hemen karşısında bir trafo vardı. Kadir gözüne o trafoyu kestirdi ama bu oyun onun sonu oldu. Kırdın onu. Kadir koşarak saklanmak için buraya geldi, bu trafoya. Çocuk parkında trafo ne arıyor diye sormayın. Çünkü kapıları bile açıktı. Kabloları da dışarıdaydı. Zavallı çocuk kablolardaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Üstelik o bu acıları yaşarken, yani elektrik akımına kapılıp titremeye başlarken arkadaşları da o vahim görüntüyü izlemek zorunda kaldı. Şurada elektrik şeyi var, bir şey bilmiyorum. Oraya elini tutmuş, çekemiyoruz da bizi de alıp götürecek, çekemiyoruz. Ölebilirdik biz de abla. Mahalle sakinleri yapılan ihmalkarlığa isyan etti. Yazık, günah ya. Bugün bunun başına gelen yarın bizim çoluk çocuğumuzun başına gelir. Bundan 2 gün önce, 3 gün önce bunun önlemi alınsaydı belki bu şekilde olmazdı. İş işten geçtikten sonra yapılan müdahalede tepki çekti. Hepsini komple söküp getirdiler. Olay olduktan sonra, öldükten sonra ne gereği var? Olmadan olsaydı daha iyi değil miydi? Haçan canımız yandıktan sonra kesseniz ne, kesmeseniz ne burasını? Çocuklarını oyun oynamaya gönderemeyen mahallelinin tek isteği parka bekçi atanması. Çocuğunuzu yollar mısınız bu parka? Hayır, kesinlikle göndermeyeceğim parklara. Ben bu parkı da kaldırtıracağız buradan, bu parkı da. Küçük Kadir akşam saatlerinde gözyaşlar arasında son yolculuğuna uğurlandı. Antalya Manavgat'ta eğitim uçağı düştü. Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti. Düşen uçağın geçen yaz İzmir Alaçatı'da habercileri taşıyan otomobile alçak uçuş sırasında da çarptığı ortaya çıktı. Dur baba. Eğitim uçağı tarlaya düştü, pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir eğitim pistinden kalkan uçak bir süre sonra düştü. Tarım arazisine düşen uçaktaki pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı hayatını kaybetti. Düşen uçağın 5 Ekim 2017'de Çorlu'da, 28 Eylül 2018'de de Aydın'ın Kul ilçesi yakınlarında tarlaya mecburi iniş yaptığı iddia edildi. Aynı uçak geçen Temmuz ayında İzmir Alaçatı'da bir kez daha haberlere konu olmuştu. Habercileri taşıyan otomobile alçak uçuş sırasında çarpmış, aracın ön camı hasar görmüştü. Dur baba. Dünyanın en büyük havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet'in 95. yılında açıldı. Tören öncesi Türk yıldızları da nefes kesen bir gösteri yapmıştı. O gösteriden çarpıcı anlar geliyor şimdi ekranlarınıza. Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı açıldı. Törene damga vuran anlardan biri de Türk yıldızlarının nefes kesen bu gösterisiydi. Onlar gökyüzüne çelikten imzalarını atarken o anlar kokpit kamerasına böyle yansıdı. İstanbul Havalimanı artık havacılıkta dünyanın merkezi olacak. Bu muhteşem eserin açılışını taçlandıran Türk yıldızlarının yaptığı akrobatik hareketler de büyük beğeni topladı. Törene katılanlar adrenalin dolu şovu. Türkiye'nin
Gurur projesi İstanbul Havalimanı ilk yolcularını bekliyor. İstanbul Havalimanı'ndan ilk ticari uçuş bugün gerçekleşecek. Saat 11.30'da buradan havalanan uçak Ankara Esenboğa'ya inecek. Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser, işte bunun için adını İstanbul verdik. Dünya yapımını merakla izledi. Rekor sürede tamamlandı ve Türkiye'nin zafer anıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Ya Allah! Bismillah! Kolu ileri itiyoruz. Buyurun. İstanbul Havalimanı yolcularını ağırlamaya hazırlanıyor. İlk ticari uçuş için açılış töreni sonrasında kalan malzemeler kaldırıldı. Bina içinde temizlik yapıldı. Havalimanından ilk tarifeli sefer bugün saat 11.30'da Türk Hava Yolları tarafından Ankara'ya gerçekleştirilecek. Türk Hava Yolları bu ilk sefere özel olarak bünyesindeki en büyük yolcu uçağını tahsis etti. 349 kişi kapasiteli Boeing 777-300 tipi geniş gövdeli uçağı İstanbul Havalimanı'ndan havalanıp Esenboğa'ya inecek. İhtişamlı. Türkiye'ye yakışır. İnşallah layığıyla kullanılır. Türkiye için ekonomi olarak çok iyi bir şey. Hani Avrupa'dan direkt uçuşlar olacak buraya. Artı ülkeye adına getirisi çok iyi olacak. İstanbul Havalimanı'ndan ikinci uçuş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak. Daha sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü, İzmir ve Antalya'ya da uçuşlar gerçekleşecek. İlk etapta günlük 5 iniş ve 5 kalkışın olması bekleniyor. Yeni yılla birlikte bu rakam 2000'e yükselecek. Ekranlardan gördüm. Gurur verici. Ülkemiz için çok iyi bir gelişme. Üstelik devletin kaynakları kullanılmadan yapıldı. Türkiye'de büyük gerçekleşti yani. Hani şimdiye kadar böyle bir şeyin tarihi yazmamıştı böyle bir şey. İlk defa yazıldı. Bunlara çok şükrediyoruz. 30 Aralık'a kadar İstanbullular yeni havalimanının otoparkını da ücretsiz kullanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin havalimanı otobüsü olan Hava İstler de yolcularını bu tarihe kadar %50 indirimle taşıyacak. Dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanı dünya basınının da merceğinde, mercek altına aldı. Bütün dünya yeni havalimanından övgüyle bahsetti. İstanbul Havalimanı Cumhuriyet'in 95. yılında büyük bir törenle açıldı. Açılışı sadece yerli değil yabancı basın da takip etti. Havalimanından övgüyle bahsettiler. Fransa'daki Marseille Havalimanı'nın resmi Twitter hesabı İstanbul Havalimanı için yapılan reklamı paylaştı. Havalimanı'nın dünyanın önde gelen kavşaklarından birisi haline geldiğini belirtti. İngiliz The Independent gazetesi havalimanı açılışını Erdoğan dünyanın en büyük havalimanının açılışını yaptığı başlığıyla duyurdu. Haberde Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından satır başlarına yer verildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük kamu yatırımı olduğunun da altı çizildi. İngiliz yayın kurumu BBC, İstanbul dünyanın en yoğun havalimanı olacak mega havalimanının açılışını yaptı başlığını kullandı. Haberde dünyanın en büyüğü olması planlanan Türkiye'nin yeni havalimanı İstanbul'da açıldı. İstanbul Havalimanı 2021 yılında toplam 90 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak ve bu kapasite 200 milyona kadar artırılabilecek. Bu dünyanın en yoğun havalimanı olan Atlanta'nınkinin neredeyse iki katı ifadesi kullanıldı. Belçika Devlet Yayın Organı RTBF haberi Erdoğan geleceğin en büyük havalimanını İstanbul'da açtı başlığıyla duyurdu. Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun eski başkenti olan İstanbul'u bu projeyle Avrupa, Asya ve Afrika arasında küresel bir kavşak haline getirmek istediği yazıldı. Havalimanının açılışı Rusya'da da yankı buldu. Rossiyskaya Gazete haberi dünyanın en büyük havalimanı İstanbul'da açıldı başlığıyla verdi. Haberde Türk yetkililerin tamamlandıktan sonra dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'nı açtığı yazıldı.
Rus haber ajansı RIA Novosti ise geleceğin en büyük havalimanı İstanbul'da açıldı başlığını attı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başlarına da yer verildi. Dünya İstanbul'daki yeni havalimanının yanı sıra Meksika'daki havalimanı projesini de konuşuyor değerli izleyiciler. Ancak o havalimanın Türkiye'dekinin aksine projenin iptal edilmesiyle gündemde. Üstelik karar ülke ekonomisini de sarsmış durumda. Dünyanın gündeminde bugünlerde iki havalimanı var. Biri dünyanın en büyüğü olan ve pazartesi günü açılışı yapılan İstanbul'daki yeni havalimanı. Diğeri ise Meksika'nın başkentinde inşa halindeki yeni havalimanı. O havalimanı projenin iptal edilmesiyle gündemde. Meksika'da yazın düzenlenen devlet başkanlığı seçimini solcu lider Andrés Manuel López Obrador kazanmıştı. Obrador, Aralık ayında göreve başlayacak. İlk icraatı başkente yapılan 13 milyar 300 milyon dolarlık yeni havalimanı projesini iptal etmek olacak. Bunun yerine şehrin kuzeyindeki askeri üsse 2 pist ve 1 terminal ekleyecekler. Ancak önemli bir sorun var. Havalimanının 3'te 1'i inşa edildi bile. Yeni devlet başkanı alternatif projenin sadece 5 milyar dolara mal olacağını söylüyor. Ama uzmanlar bir başka noktaya dikkat çekiyor. İnşaatı süren mevcut projenin iptali 10,5 milyar dolara mal olabilir. Yani bu projeyi bitirmek, iptal edip yenisini yapmaktan daha ucuz. Üstelik bu kararın ülke ekonomisine vereceği zarar da cabası. Obrador kararı açıklayınca Meksika para birimi bir günde %4 değer kaybetti. Yani devlet başkanlığı seçiminden sonraki bütün değer kazancını bir günde sildi. Hisse senetleri de %4'ten fazla kaybettirdi. 2016'dan beri en düşük seviyesine geriledi. Ülkenin büyüme tahmini de %2,4'ten %1,9'a çekildi. Şimdi gözler Merkez Bankası'nda. Faizleri artıracağı tahmin ediliyor. Tüm bunların sebebine gelince Meksika'da iş dünyası şunu söylüyor. Siyasi irade projelerin ve yatırımların arkasında durmazsa ülkede güvensizlik ortamı oluşur. Özellikle de yabancı yatırımcı garanti alamayacağını düşündüğü ve devlete güvenmediği için ülkeye gelip yatırımlara para harcamaz. İşte bu nedenle Meksika ekonomisi sarsılmaya başladı. Türkiye'de ise siyasi iradenin kararlı duruşu ve doğru planlamasıyla dev projeler bir bir hayata geçirildi. Yeni havalimanı bunların sonuncusuydu. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve metro projeleri de cabası. Türkiye geleceğe kararlı yürüyüşünü Kanal İstanbul'la taçlandıracak. Tüm bu projelerin arkasındaki sağlam devlet iradesi yabancı yatırımcılara da güven aşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında Fırat'ın doğusuna yönelik harekatla ilgili önemli mesajlar verdi. Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatın hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tunceli'de donarak şehit olan iki vatan evladımız üzerinden siyaset yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da sert cevap verdi Cumhurbaşkanı. Bir gece ansızın gelebilir. Sınır ötesi operasyonun işaretini işte böyle verdi. Fırat'ın doğusundaki teröristleri kara kara düşündürecek açıklamaları peş peşe yaptı. Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, programlarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grubunda kürsüye çıktı. Gündeminin ilk sırasında Tunceli'de donarak şehit düşen askerlerimiz vardı. Şu anda bizim askerimizin bütün bu noktadaki teçhizatı, elbisesinden uyku tulumuna, yiyeceğine, giyeceğine kadar, postallarına kadar hepsi dünyadaki en modern tüm ordulardaki malzemelerdir. Cumhurbaşkanı şehitler üzerinden kendilerini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Milleti kandırmaya hakkın yok dedi. Şehadetin içinde kurşunla şehadete yürümek de var, donarak şehadete yürümek de var.
Ya sen bilmeden ne anlatıyorsun ya? Yani buralardan birkaç oy alayım diye milleti niye aldatmaya kalkıyorsun? Ya dürüst ol be. Dürüst ol. Şehitlerimizin üzerinden rant elde etmeye çalışma. Sen 15 Temmuz gecesi de tankların gölgesinde kaçarak Bakırköy Belediyesi'ne sığınan adamsın. Sığınan adamsın. Senin biz karakterini artık biliyoruz. Çünkü bütün bunlar cibiliyet meselesi. Devletin zirvesi sözü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'na getirdi. Neymiş? Cumhuriyet Bayramı'nın bu tür resepsiyonları sadece Ankara'da kutlanırmış. Bu nasıl bir anlayıştır? Gazi Mustafa Kemal'i, Cumhuriyet Bayramımızı, Zafer Bayramımızı da kendi tekellerine almaya çalışan biliyorsunuz bir kesim var. Bu kesimin ne cumhuriyete, ne milletimize, ne ülkemize en küçük bir faydalarının dokunduğu, en küçük bir hizmetlerinin geçtiği vaki değildir. Biz bunlara salon cumhuriyetçisi, garrop Atatürkçüsü diyoruz. Ve Suriye'deki terör yuvaları. Erdoğan önce DAEŞ'in hortlatılmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi, sonra da ekledi. Terör örgütüne yönelik fiili müdahalelerimizi de başlattık. Yakında daha kapsamlı ve etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine bineceğiz. Fırat'ın doğusuna dair bir önemli açıklama daha Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar, Minbiç'ten sonraki çalışma alanımız Fırat'ın doğusu olacak dedi. Minbiç eylem planı takvimin çok gerisinde ve artık Türkiye'nin sabrı taşma noktasında. Milli Savunma Bakanı Akar son durumu paylaştı. Ekim ayında kadar efendim bir müsait devriyeler vardı. Onlar kendi tarafına, biz kendi tarafımızda. Daha sonra bir eğitim süreci geçti. Eğitim süreci tamamlandı. Bugün yarın da müşterek devriye başlayacak. Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk hedefi Münbiç'in terör unsurlarından temizlenmesi ve gerçek sahiplerinin ilçeyi yönetmesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin terör hedeflerini temizleme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Bunun sonunda YPG'nin çekilmesi, çekildikten sonra Münbiç'teki silah vesaire toplanması, ağır silahların ve sonunda da efendim Münbiçlilerin, gerçek Münbiçlilerin Münbiç'in yönetimine hakim olması. Yapılan plan bu, yol haritası bu. Bakan Akar, bir sonraki aşamanın Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK-PYD olduğunun altını çizdi. Daha sonra tabii Fırat'ın doğusunun temizlenmesi söz konusu olacak. Akar, Münbiç'ten sonraki çalışma alanımız Fırat'ın doğusu olacak mesajı verdi. Karadeniz'de son 3 yıldır ağır darbe alan PKK, PKK'lı teröristler güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla adeta temizlendi. İnşallah temizlendi. Bu 22 kişilik bir Karadeniz Açılım Grubu vardı PKK terör örgütünü biliyorsunuz. Ona daha sonra Tunceli'den 8 kişilik bir terörist ekibin daha katıldığı ifade ediliyordu. Fakat güvenlik güçlerimizin arka arkaya yaptığı operasyonlar ama özellikle de yöre halkının yaylalarda işte rahmetli şehadete yürüyen yavrumuz Eren Bülbül gibi o yöre halkının yaylalarda PKK'ya göz açtırmaması neticesinde inşallah o Karadeniz'de PKK'dan temizlendi. Bu fotoğraftaki teröristlerin hepsi etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'nın Karadeniz Açılım Grubu planı tutmadı. Bebek katili PKK, Karadeniz bölgesine daha sonra gruplar halinde dağılan 22 terörist göndermişti. İstihbarat birimlerince teröristlerin Giresun'da yaptıkları telsiz görüşmeleri deşifre olunca bölgedeki yapılanma da çözülmeye başladı. Aralarında sözde grup sorumlusunun da olduğu 6 PKK'lı terörist 30 Eylül 2016'da Ordu Mesudiye bölgesinde düzenlenen operasyonda öldürüldü. Üzerlerinden teröristlerin 8 kişilik toplu fotoğrafı çıktı. Bu da teröristlerin tespit edilmesini kolaylaştırdı. S-800
8 kişilik fotoğraftaki teröristlerin 7'si 2016'da Ordu kırsalında öldürüldü. Bir terörist ise kaçtığı Erzincan'da yaralı olarak ele geçirildi. Ayakkabını çıkar. Senden başka biri var mı burada? Fotoğrafı çeken 9. teröristin ise 31 Mayıs'ta Giresun'un Güce kırsalındaki operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı. Sevgili seyirciler, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu noktalardan biri de Beştepe Jandarma Genel Komutanlığı'ydı. Ancak milletin tokadını yediğini anlayan darbeci FETÖ'cüler büyük korku ve panik yaşamışlar idi. İçlerinden biri FETÖ'cü üsteğiminin aklına delilleri karartmak geldi. Hedefinde güvenlik kamerası vardı ama o güvenlik kamerasını ortadan kaldırmaya çalıştığı anlar kendi ipini de çektiği anlar oldu. Yolun sonuna geldiğini anlamıştı. FETÖ'cü Üsteğmen son bir çabayla delilleri ortadan kaldırmaya çalıştı. Ama kırmaya çalıştığı kamera darbe girişimini saniye saniye kaydetmişti bile. Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbe girişimiyle ilgili yargılamada o görüntüler en önemli deliller arasında yerini aldı. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada FETÖ'cü eski üsteğmen Faruk Örneğin çabası delilleri karartmaya yetmedi. Kamera son ana kadar ihaneti kaydetti. Sadece o kamerada değil, karargâhtaki pek çok kameraya darbe girişimi saniye saniye yansıdı. FETÖ'cülerin askeri kıyafetlerini giydikten sonra cephaneliğe geçerek silah ve mühimmat aldığı anlar ve güvenlik kamera kayıtlarının aktarıldığı sistem odasındaki çabaları da kameraya yansıdı. Fethullahçı teröristler o kayıtları yok ettiğini sanıyordu. Ancak hepsi geri getirildi ve şimdi teröristler yargıya hesap veriyor. İngiltere'den bir dehşet görüntüsü izletmiştik sizlere. İngiliz Futbol Kulübü Leicester'in başkanının, sahibinin daha doğrusu, helikopteri maçı izlemek için geldiği stada düşmüştü. O kazanın çok sarsıcı görüntüleri ortaya çıktı. Cumartesi gecesi. Yerel saat akşam 8.34'ü gösteriyor. İngiltere'de Leicester futbol takımının stadyumunun güvenlik kamerası. Havalanan helikopter kulübün Taylandlı sahibi, milyarder iş adamı Vishay Srivathanap Rapa'yı taşıyordu. Düşüş anı güvenlik kamerasına yakalandı. Helikopter kendi etrafında dönerek yere çakıldı. O sırada helikopterinin önünde parlak bir ışık göze çarptı. Helikopter alev almıştı, yere çakılması 3 saniye sürdü. Görgü tanıklarına göre pilot elinden geleni yaparak çarpmanın etkisini yumuşatmıştı. Ancak bu çabalar kulübün Taylandlı patronunun ölümünü önleyemedi. Onunla birlikte 4 kişi daha hayatını kaybetti. Leicester kenti, kulübün oyuncuları ve taraftarları günlerdir olay yerine akın ediyor. Facianın yaşandığı yer adeta anıta dönüştü. Çiçekler, formalar ve notlarla bezendi. Ürdün Kralı 2. Abdullah az zırhlı birliklerin askeri tatbikatına katıldı. Ürdün Kralı tankla aynı zamanda intikale de katıldı. Dürbünle eline aldı, tatbikatı an be an takip etti. Yetmedi, tanka binip intikale çıktı. Aslen savaş pilotu olan Ürdün Kralı 2. Abdullah, Prens Hasan 60. Zırhlı Kraliyet Tugay'ın gerçekleştirdiği askeri tatbikata katıldı. Kral önce ordu envanterindeki teknik ekipmanları inceledi, sonra sunumları izledi. Olası savaş senaryoları hakkında bilgi aldı. Tatbikata F-16 savaş jetleri, Kobra savaş helikopterleri, tanklar, orta sınıf obüs, havan topları, füzeler ve antitank silahları gibi mühimmatlar yer aldı. Askerler ve komutanlarla samimi davranışlarıyla dikkat çeken Kral 2. Abdullah, tankın üstüne çıkarak tatbikatı yakından izledi. Antalya'da bir markette sivil polis memuruyla girdiği perde kavgasında ayağından vurulan genç dünya evine girdi. Ayağının üzerine
basılmaması uyarılarına rağmen düğününe yürüyerek gelen genç adam mutlu gününde deyim yerindeyse adeta döktürüyordu. Toparlayarak geldi, ayağı kırık olmasına rağmen en mutlu gününde pistten inmedi. Eşiyle birlikte göbek attı, dans etti. Onu perde kavgasından hatırlarsınız. Evlilik hazırlığı yapan Hakan Susam 22 Eylül günü o zaman nişanlısı olan Esra Toprak'la birlikte bir alışveriş merkezine gitti. İndirimde olan perdelerden alacaklardı. O sırada bir kişiyle perde yüzünden tartışmaya girdi. İkili arasında tekme tokat kavga çıktı. Hakan Susam'ın kavga ettiği kişi sivil polisti. İddiaya göre Susam polise küfür etti, ortalık daha da karıştı. Susam aracından aldığı testereyle sivil polis memurunun üzerine yürüyünce de polis tabancayla onu ayağından vurdu, yaraladı. Evlilik arefesindeki Susam'ın yaralanması düğün tarihini zora soktu. Ayağında kırık olan Hakan Susam, doktorların ayağının üzerine kesinlikle basmamalısın uyarısını aldırmadı. Ağrı kesici içti, toparlayarak geldiği düğün salonunda dünya evine girdi. Evet, bu şarkı damat beyden girdin ama güzel. Çünkü hani insan ayakları yerden kesiliyor diyorlar ya bu mutluluk esnasında. Cidden ayaklarım yerden kesildi, ben mutlu olduğum için acıyı ve ağrıyı hissetmedim çoğu zaman. Yani ağrı kesicilerin etkisi oldu. Evet. Nikah memuru çiftin nikahını kıydı. Adet gereği gelin ayağa basma konusunda oldukça dikkatliydi. Eşinin sağlam ayağına usulca bastı. Sağlam ayağa bastım. Sağlam. Çiçeği burnunda çift en mutlu günlerini zor da olsa doyasıya yaşadı. Dünyanın havası her geçen gün daha da kirleniyor. Özellikle çocuklar tehlikede. Her yıl 600 bin çocuk hava kirliliğine bağlı sebeplerden hayatını kaybediyor. Çocuklar kaliteli nefes alamıyor, kirli havaya maruz kalıyor. Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliği ve çocuk sağlığı üzerine yeni bir araştırma yaptı. Rapora göre 2016'da iç ve dış ortamlardaki hava kirliliği nedeniyle akut alt solunum yolları enfeksiyonundan yarım milyondan fazla çocuk yaşamını yitirdi. Every day now the moment we are talking almost 93% of the children worldwide are breathing toxic air and this has terrible health consequences. Not only the fact that 600,000 of them die every year because of lower respiratory infections. Kirli hava anne adaylarını da etkiliyor. Hamile kadınlarda erken doğum veya düşük olasılıklarını yükseltiyor. Hazırlanan raporda hava kirliliğinin aynı zamanda çocukların nöro gelişimi ve bilişsel yeteneğini de olumsuz etkilediğine işaret ediliyor. If a pregnant woman is exposed to air pollution, then the risk of having a preterm birth is very high. In addition to that, the baby will be on a very small weight. If you are exposed to air pollution, prenatal or postnatal, then the risk of having problems with the development of your brain is very important. We know that the children will have a problem with their neuro and cognitive development. Ve bir başka araştırma, Birleşmiş Milletler'in hazırladığı rapora göre hava kirliliğine bağlı sebeplerden dünyada yılda 7 milyon kişi ölüyor. Özellikle Asya Pasifik bölgesinde tehlike bir hayli fazla. Öyle ki bu bölgede yaşayan 4 milyar kişinin %92'si zehirli hava soluyor. Akşam gazetesi 100 yaşında Türk basın tarihinin yüz akı ve şimdi akşam gazetesi tabii başta Murat Kerkitoğlu olmak üzere ekip harıl harıl çalışıyor. 100. yılında akşam gazetesini tarihini sizlerle paylaşmak, buluşturmak için. Şem şu anda İstanbul'da bir sergi devam ediyor aynı zamanda. Tarihe tanıklık eden manşetler sergisi Cemal Reşit Rey'di. Hem de onlardan bir kısmını akşam bugün ek olarak vermiş. Gazetelere geçmeden onu sizlerle bir buluşturayım. Mesela ilavelerden biri şu. Bir asrın şahidi Türkiye'nin tarihiyiz. Burada ekibin fotoğrafı, önce ekibi de bir selamlayalım. Manşetlere geçmeden önce akşam gazetesini bugün yapan ekibi bir selamlayalım.
Muhteşem ekip. İşte bu. Kaptan Murat Gelkitlioğlu en önde ve ekip arkadaşları. Hepsini selamlayalım. Türk medyanın yüz akı, Akşam Gazetesi'nin ekibi. Şimdi bir iki tane o işte Türk siyasi tarihine tanıklık eden manşetlerden, birinci sayfalardan göstereceğim size. Bugün bu Akşam Gazetesi'nin şey, bugün bir tane Akşam Gazetesi alın. Bunlar hatıradır. Hakikaten kalsın koleksiyonunuzda. Yani size lazım olur, çocuklarınıza lazım olur. Günün birinde hatırlarsınız. Bu Şevket Radon'un ve diğer Akşam Gazetesi'nin önemli isimlerinin. Şimdi tarihlerle birkaç, birinci sayfa göstereyim size. 9 Eylül. Bu 9 Eylül 1922. Büyük taarruz manşeti. Değil mi? Şu 12 Ağustos 1922, şu 3 Kasım 1918 manşetler. Ha, İstiklal Marşı. İstiklal Marşı'nın kabulü 12 Mart 1921 manşeti. Akşam Gazetesi'nin. Diyorum ya, bugün bu gazeteyi alın. Cumhuriyet'in ilanı. Cumhuriyet'in ilanı manşeti. 28 Ekim akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırmış ve yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz demişti Atatürk. 29 Ekim günü Atatürk milletvekilleriyle görüştükten sonra taslağı hazırlanan Cumhuriyet önergesini Türkiye Büyük Meclisi'ne vermişti. Meclis önergeyi kabul etmiş ve böylece Türkiye Devleti'nin yeni yönetim biçimi Cumhuriyet, yeni ismi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak belirlenmişti. İşte o sayım gibi. Bir de yakın dönemin manşetleri var. Yakın dönemin manşetlerini de göstereyim size. Acıyı da, zaferi de birlikte yaşadık yazıyor. Mesela şu 99 depremi manşeti. 99 depremi manşeti. Körfez depremi. Sanki kıyamet. Bu sayfaları, yani bu gazete sayfalarını saklamak biraz da onun için önemli. Yani bizim şey, yakın tarihimizle ilgili olarak pek çok bu da 3 Kasım seçimleri. Şu 3 Kasım AK Parti'nin tek başına iktidara geldiği seçim sonrası. Şuna da yazar kadrosu. Yazar kadrosunu görüyor musunuz bu arada? Nurcan Akat. Nurcan Akat sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam, gazetenin de genel yönetmeniydi o zaman. Şakir Üster, Mehmet Barlas, Deniz Gökçe, Yalçın Pekşen, Nuray Başaran, Oya Berberoğlu, Zülfikar Doğan, Kazım Kanat, Semih İdiz, Osman Tamburacı. Tek başına Türk demokrasisi çift partili döneme geçti. Erdoğan'ın engeline rağmen ezip geçen AK Parti tek başına iktidar, CHP muhalefet oldu. Ya başbakan kim olacak? Daha belli değil. Yani AK Parti tek başına parlamentoda güven oyu alacak çoğunluğu elde etmiş. Seçimden sadece iki parti barajı geçerek parlamentoya girme hakkı kazanmış. AK Parti tek başına iktidar, fakat başbakan belli değil. Tarihe bak. İkinci Pearl Harbor. Bu da 11 Eylül saldırıları ile ilgili. Amerika'daki 11 Eylül saldırıları ile ilgili akşamın manşeti. İkinci Pearl Harbor. Kamikaze saldırıları ABD'ye kıyameti yaşattı. Ülke 2. Dünya Savaşı'na girmesine yol açan Pearl Harbor baskınından daha ağır bir darbe yedi. En az 20 bin ölü, on binlerce yaralı var. Amerika misillemeye hazırlanıyor. Bu manşetlerle bugün Akşam Gazetesi iki özel ekle çıktı. 100. yıla iki özel ek diye sürmanşetten de duyurmuş. Bugün alın bence Akşam Gazetesi.
75 kuruş. Saklayın. Önemlidir. Sadece Akşam Gazetesi arşivi gibi değil. Türkiye arşividir. Cumhuriyet'ten eskidir. Cumhuriyet'ten eskidir Akşam Gazetesi. Dolayısıyla Akşam arşivinin en azından hani ön izlemesi diyelim ya da özet görüntüsü bugün iki nüsha halinde, iki özel ekle sunulmuş durumda. Bir kez daha bu vesileyle Akşam Gazetesi'ni tebrik ediyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Partisi bile güvenmiyor. Kılıçdaroğlu için çanlar çalıyor. İstanbul'daki teşkilatlara, örgüt yapısına güveniyor musunuz sorusu yöneltildi. %50'den fazlası hayır dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın imzasıyla gönderilen genelge sonrası düzenlenen toplantıda İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun davet ettiği Nurettin Sözen kürsüye çıktı. Ön seçim yapılsın diyen Sözen apar topar kürsüden indirildi. Ardından yöneticiler şok yaşadı. Katılımcılara örgüt yapısına güveniyor musunuz sorusu yöneltildi. %50'nin üzerinde güvenmiyoruz yanıtı geldi. İkinci anket sorusunda da ön seçim yapılsın diyenler çoğunlukta çıkınca başta Salıcı olmak üzere yöneticilerin morali yerle bir oldu. Partiye bak ya. Muhteşem. Bu partinin kendi içinde yaşananlar ve dışarıya sızanlar, sadece bu gördüklerimiz tabii ki o kavga gürültüden. Bunlar böyle hani başka türlü bir muhalefete ihtiyaç bırakmıyor. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde gayet enteresan bir şekilde halledebiliyor. Cumhurbaşkanının sözleri, bunlar gardırop Atatürkçüsü. Başkan Erdoğan Cumhuriyet resepsiyonunu eleştirip gelmeyen CHP'ye sert çıktı. Bunlar gardırop Atatürkçüsü, salon cumhuriyetçisi. Başkan Erdoğan dünyanın en büyüklerinden İstanbul Havalimanı'ndaki Cumhuriyet resepsiyonuna gelmeyenleri sert sözlerle eleştirdi. Bu kesimin Cumhuriyetimize en küçük bir faydası yok. Yıllarca Cumhur ve Cumhuriyeti birbirinden ayırmaya çalışanlar büyük zarar verdi. Biz Cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. O sözler Star'da da bugün manşet. Cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz. Göstereceğim size. Başkan Erdoğan, gardırop Atatürkçüsü olarak tanımladığı CHP'nin milletin değerlerine düşmanlık yaptığını vurguladı. Cumhuriyeti tekellerine aldılar. Milletin hayrına ne varsa karşı çıktılar diyor. Ya şu milletin hayrına ne varsa karşı çıktılar işine tek cümle bir şey söylemek lazım. Tayyip Erdoğan'dan hoşlanmıyor olabilirsiniz. Siyaseten karşı bir hareketin başında olabilirsiniz. Muhalefet partisi lideri. Ben hiçbir siyasi partiyi de ayırt etmeksizin söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ya da Milliyetçi Hareket Partisi ayırt etmeksizin söylüyorum. Fakat protesto edeceğiniz yer iki noktadan söz edeceğim. Bir, Cumhuriyet'in doğum günü Cumhurbaşkanı resepsiyonu olamaz. Kabul edilemez. Kabul edilemez. Yani protesto edeceğiniz yer orası değil. Yani resepsiyonu tabii hepimiz biliyoruz yani İstanbul'da veriliyor falan filan değil. Yani orada başka bir takım şeyler var. İdeolojik polarizasyon var. Onu görüyoruz. İkincisi, en az bu kadar önemli olanı, bu havaalanı Tayyip Erdoğan'ın kişisel uçaklarının inip kalkacağı bir özel pist değil. Bu Cumhuriyet tarihinde, bizim tarihimizde sıfırdan tek seferde en büyük sermaye ile yapılmış en büyük proje. Sıfırdan tek seferde. Mesela Yeşilköy Havaalanı biliyorsunuz yani 1911'lerde falan yapımı başlandı. Etap etap tamamlandı. Ayas Stefanos Tayyare İstasyonu'ndan Atatürk Havalimanı'na kadar parça parça bugünlere geldi. İstanbul Havalimanı ise 4 sene gibi bir süre içerisinde sıfırdan çorak araziden bugünkü haline, şimdi birkaç ay daha onun sadece işte diğer bölümlerin açılması kalacak ama tek seferde bu kadar süratle böylesine büyük bir yatırım ortaya konmuş durumda. Devlet kasasından tek kuruş çıkmadan başka bir işte kaynak modellemesiyle yapılmış durumda. Protesto edeceğiniz yer orası değil. Siz
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak o açılışta olmak zorundaydınız. Bu kadar açık. Bu kadar açık. Yapmadığınız zaman bunu milletin görmediğini düşünüyorsanız söyleyeyim, görüyor. Sizin neyi protesto ettiğinizi anlamaya çalışıyor insanlar. Neden havaalanının açılışında olmadığınızı anlamaya çalışıyor insanlar. Fatih Doğu Akdeniz'de ilk sondaja başladı. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih Doğu Akdeniz'de 5500 metre derinlikte petrol ve doğalgaz arıyor. Dünyanın da yakından takip edeceği sondaj çalışmaları Antalya'nın 100 kilometre açığında Alanya 1 adı verilen alanda yapılacak. Fatih'in ilk derin sondaj çalışması törenine katılan Enerji Bakanı Dönmez, enerji bağımsızlığı hedefimizden hiçbir güç bizi vazgeçiremez dedi. Bizim ekibimiz oradaydı biliyorsunuz. Mustafa Daş'tan. Orayı görüntüledi. Tabii bu şeyin yani Alanya 1'in tam olarak yani nokta merkezi duyurulmuyor güvenlik nedeniyle. Mustafa Daş'tan ve Hakan Aytaç da orada. En özel görüntüleri biliyorsunuz Türk televizyonlarında 24 televizyonu ekranlara getirdi. Onu da hem Mustafa Daş'tan ve Hakan Aytaç'ı selamlayarak hatırlatmış olalım. Önemli bir iş yaptılar. Türkiye'nin yerli sondaj gemisi Fatih ilk sondajını gerçekleştirdi. Savaş gemilerine eşlik ettiği çalışmada 5500 metre derinliğe inildi. Enerji Bakanı ilk sondajın 150 gün süreceğini belirterek doğalgaz ya da petrole rastlamak umudunda izledi. Göreve başladı Fatih. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Hikayemiz bundan ibarettir. Bu arada bugün Malatya günü. Moda tabiri. Bugün günlerden Malatya. Dört kıymetli yazarımız, başta genel yönetmenimiz Nuhal Bayrak olmak üzere Star Gazetesi'nin dört kıymetli yazarı bugün Malatya'da. Nuhal Bayrak, Yalçın Akdoğan, Fadime Özkan ve Ahmet Kekeç saat 11'de Malatya Hilton Otel'de olacaklar. Bence kaçırmayın. Ben Malatya'da olsaydım böyle bir organizasyonu kaçırmazdım. İçinden geçmekte olduğumuz kritik günlerde bu dört kıymetli ismin yapacağı analizler, değerlendirmeler son derece önemli. Orada tanışma, sohbet etme fırsatı da bulacaksınız. Dört yazarımızla Nuhal Bayrak, Yalçın Akdoğan, Fadime Özkan ve Ahmet Kekeç'le onu da duyurmuş olalım bu vesileyle. Güneş Gazetesi'nin manşeti tepelerine bineceğiz. Elbab ve Afrin'deki terör temizliğinin ardından sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Başkan Erdoğan, eli kanlı terör örgütü PKK'yı bölgeden söküp atacak büyük operasyonun işaretini verdi. İstanbul'daki dörtlü zirve ile Suriye'nin geleceğini belirlemede öncü rol üstlenen Türkiye, terör koridoruna son darbeyi indirmek için hazır. Başkan Erdoğan, yakında kapsamlı ve etkili bir operasyonla örgütün tepesine ineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz sözleriyle operasyonun an meselesi olduğunu duyurdu. Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatın ana hedefinin Tel Abyad olacağı belirtiliyor. Nüfusun tamamı Araplardan oluşmasına rağmen PKK'nın işgal ettiği ilçe stratejik öneme sahip terör örgütünün sözde kantonlarının birleştiği nokta olan Tel Abyad'ın temizlenmesiyle Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru projesinin kalbine hançer vurulmuş olacak. Tepelerine bineceğiz haberiyle. Şimdi şu dramı, şu Çekmeköy'deki dramı Güneş Gazetesi'nden bir kez daha göstereyim sizlere. Bu çocuk şu elektrik panosunun içinde kendine oyun alanı açmış. Orada akıma kapılarak can vermiş. Şimdi değerli dostlar, sevgili izleyiciler, bu kabul edilebilir bir hata değil. Affedilir bir hata da değil. Yani yetkililer, sorumlular, kimse hiç kuşkusuz ki bununla ilgili başlık olan idari tahkikatın içerisinde hesabını vereceklerdir. Fakat ben burada daha önemli başka bir detaya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin dört bir tarafında bu ve benzeri problemler var. Yani ne bileyim işte bir rögar kapağı çalınmış hurdacılar tarafından, orada bir efendim boşluk var. Bir efendim korkuluk ya da işte bariyer neyse yıkılmış. Efendim yolun kenarında
insanların düşebileceği kadar işte risk teşkil eden yerler olmuş. Atarak söylüyorum şu anda işte aklıma gelen ya da ne bileyim bir ağaç devrilmiş bir yüksek gerilim hattına ya da bir elektrik teline çok yakın bir mesafede koptu kopacak risk teşkil ediyor falan. Neyse bunları şimdi bu tip meseleleri ya da işte yani kapağı kanırtılarak açılmış belki de artık epeydir kullanılmayan bir şebeke kutusu, trafo kutusu. Şimdi bunları yetkililerin kendi imkanlarıyla bütün Türkiye'nin dört bir tarafında bu tip riskli pozisyonlardan haberdar olmalarına olanak yok. Bunun için bize de vazife düşüyor. Biz çevremizde gördüğümüz bu tür meselelerle ilgili olarak yetkilileri ikaz edeceğiz ki sonunda şunu diyeceğiz. Kaç kere söyledik? Bu adamlar ilgilenmediler. Bu çok önemli bakın. Yani biz vatandaş olarak vazifemizi yerine getirdik ve burada risk teşkil eden bir durum olduğunu yetkililere bildirdik. Onlar önlemi almadılar. Şimdi versinler hesabını. Ama biz gerçekten de çocuklarımızın oyun alanında kapakları açılmış, kabloları dışarı fışkırmış olan bu kutudan kimi haberdar ettik? Ben gerçekten de onu çok da merak ediyorum. Yani hiç kuşkusuz ki ya bu orada ihmali olan kişiler bunun hesabını vermesinler anlamında değil. Tabii ki hepsi hesabını versin. Fakat mahalleli bu işlerden sorumlu yetkili kişilerden daha yakın değil mi bu meseleye? Bu bildirilmiş mi merak ediyorum. Belki de bildirilmiştir. Onu da söyleyeyim yani. Belki de hakikaten de bu konuda mahalleli gereken ihbarı falan da yapmıştır belki. O da çıkacak ortaya. Kuşkusuz ki. Sadece 8 yaşındaki o çocuk geri gelmeyecek. Bir tek bildiğimiz o. Kurdaki artış nedeniyle Yunan ve Bulgarlar alışveriş için Edirne'ye o kadar sık gelmeye başladı ki esnaf parası çıkışmayana veresiye satışa başladı. Bizim şu anda sınır kapılarımızdan inanılmaz bir ziyaretçi akını var. İyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum bu. Yani iyi bir şey. Hareket var. Yani geliyorlar yabancılar. Türkiye'deki sınır kapısından günübirlik girişler yapıyorlar. Oradaki bizim sınır kentlerimizden Edirne başta olmak üzere pazarlardan oradan buradan alışveriş yapıyorlar falan. Döviz giriyor falan. Hareket oluyor falan. İyi bir şey. Fakat kötü şu. Bu kadar cazip olmasının nedeni kendi para birimleri karşısında bizim para birimimizin değer kaybetmesi. Yani onlar mesela kendi ülkelerinde yani nasıl şimdi mesela bizde bazen böyle yorumlar yapılır ya abi Afrika'nın bilmem neresinde 100 dolara krallar gibi yaşıyormuşsun falan derler ya yani şimdi bu mesela iyi bir şey değil bu yani hani bu mantık bu bakış açısı iyi bir bakış açısı değil bu prestijle ilgili de aynı zamanda bir durum bundan bir an evvel halletmemiz lazım. Şimdi dün geceden itibaren dolar düşüşe geçti inşallah daha da somut neticelerini almaya başlarız. Veresiye defteri açmış Edirne esnafı dükkanların camlarına Bulgarca ve Yunanca etiketler yapıştırmış. Bazı dükkanlarda Bulgarca ve Yunanca bilen personel çalıştırılıyormuş. Kooperatifler esnafa Bulgarca mini sözlükler dağıtmış. Haftaya da Yunanca sözlük dağıtılacakmış. Bunu da paylaşmış olalım. Ne yapıyoruz? Birinci sayfaları bitirelim mi? Hadi birinci sayfaları bitirdik. Geçtik iç sayfalara. Dün bu operasyon yapıldığında nereden çıktı böyle bir Tevrat demiştim. Bugün bazı gazetelerde de var. Bilmem kaç milyon dolar değerinde altınlı falan Tevrat bulundu falan filan diye. Bunu Güneş Gazetesi'nden aldık. Meğer hikaye öyle değilmiş. Meğer böyle 14 milyonluk falan bir tarihi bir şey değilmiş. Balıkesir'de ele geçen ve piyasada 14 milyon olduğu söylenen İbranice altın yaldızlı Tevrat'a eski görünümü verildiği ortaya çıktı. İzmir'den Balıkesir'e gelen bir araç içerisinde tarihi eser bulunduğu ihbarlanan kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri şüpheli gördükleri bir aracı uygulama noktasında durdurdu. Yapılan kontrollerde piyasa değerinin 14 milyon TL olduğu iddia edilen İbranice altın yaldızlı Tevrat ele geçti. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Polis memuru MK, mahalle muhtarı FE ve müteahhit AE hakkında
ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Aralarında bir de muhtar, bir de polis memuru varmış. Fakat hikaye tarihi eser kaçakçılığı değil. Hikaye buz gibi dolandırıcılık hikayesi. Yani tarihi eser kaçırsan hiç değilse dersin ki yani buna işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak aldık muhafaza ediyoruz bilmem ne falan. Hani bir eser kazandık falan. Adamlar buz gibi dolandırıcılık yapmışlar ya meğersem. Ortada böyle altın yaldızlı tarihi 14 milyon değerinde falan bir Tevrat falan yokmuş. Meğer adamlar böyle sarıyla marıyla kaplayıp birilerini kekleyeceklermiş. Kim bilir böyle Avrupa'da kaç kişi keklendi bu tip şebekeler üzerine. Görelim bir başka haberi. 3 kişi gözaltına alınmış. Anında polis var bir de. İnanılır gibi değil. Bugün Dünya Tasarruf Günü'ymüş. Para biriktirmenin 10 yolunu yazmışlar. Ekonomi, ülke ekonomileri kadar ülke ekonomileri için çok önemliymiş. Nasıl tasarruf edebiliriz? 10 kolay yolunu yazmış gazete. Hesabınızı bilin. Almadan önce bir daha düşünün. Emekliliğinizi planlayın. Kredi kartlarına dikkat edin. Maaş zammını unutun. Maaşınıza zam geldiğinde aradaki farkı tasarruf için ayırın. Borçlarınızı biriktirin. Bu ne? Para biriktirmeye başlamadan önce mevcut borçlarınızdan kurtulun. Özellikle banka kredisi gibi faiz işleyen borçları asla geciktirmeyin. Başarabilene tasarruf son derece kıymetli. Bir sonraki haberi görelim. Bu haber bizi çok fazla ne yapmıyor, ilgilendirmiyor. 15 yaşında 82 tane ödülü var. 15 yaşındaki lise öğrencisi Furkan Yılmaz. Bu arkadaş. Şiir, kompozisyon, resim vesaire dallarda 82 ödül sahibi arkadaş. Bakın şöyledir. Adam çok iyi bir masa tenisi oyuncusudur ve masa tenisinde tamam bütün işte katıldığı turnuvalardan bir sürü madalya getirir eve. İşte gençler turnuvası, teşvik turnuvası, okullar arası bilmem ne falan. Öyle değil. Şu çocuk şiirden ayrı, kompozisyondan ayrı, resimden ayrı madalyalar toplamış. Muhteşem bir çocuk. Yani bir vakitler önce harika çocuk falan denirdi böyle genç kardeşlerimize. Mesela Supi Baykam'ın oğlu Bedir Baykam öyleydi bir dönem. O harika olduğu dönemler. Ondan sonra bozuldu. O da mesela onun gibi resim, şiir, kompozisyon. Baksanıza 82 tane ödül var çocuğun. Muhteşem. Şu daha 15 yaşında. Allah yolunu açık etsin. Kim bilir ileride onu nasıl bir gelecek bekliyor. Bir başka habere geçelim. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın raporuna göre insanlık 1970-2014 yılları arasındaki 44 senede dünyadaki hayvanların %60'ının yok olmasına yol açtı. Dünyaya verdiğimiz zararın bilançosu ve bu fotoğraf onu en iyi anlatan fotoğraf yani illüstrasyon ya da ne, nasıl söyleyeyimse grafik. Şu hale bakın. Dünyadaki hayvanların %60'ının yok etmişiz. Deniz kenarında yaşayan kuşların %90'ının midesinde plastik varmış. %90'ının midesinde plastik var. Bunu bir şey zannedip yemeye çalışıyorlar, ondan oluyor biliyorsunuz değil mi? Atıyorsunuz ya bir şeyler böyle. Onu bu hayvanlar bir şey zannedip yemeye çalışıyorlar. Ve ondan sonra da ölüyorlar. Yani midelerindeki plastikten falan, onu çünkü çıkartamadıkları için falan ölüyorlar. Ne yaptığımızı görün diye gösterdim bu haberi. Bir başka habere geçelim. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Shinjuku Gyoen adlı ulusal bahçenin, hayvan bahçesinin görevlisi ziyarete gelen turistlerden giriş ücreti istemeye korktuğu için işletme milyonlarca yen zarar etmiş. İsmi verilmeyen 70 yaşındaki çalışan, 70 yaşındaki adam oraya koyarsanız, hele bir de hani bir özgüven yoksunu bir adamsa, elbette kapıdan geçene buyurun demiş. Adamın hikayesi garip. Park giriş ücreti için işte şu kadar para alması gerekiyormuş. 2 dolar aşağı yukarı. Bu kişi dağıttığı biletleri daha sonra veri tabanına erişimi olan bir başka arkadaşı üzerinden iptal ederek bilet rakamları ve ücretler arasındaki açığın fark edilmemesini sağlamış. Sebebi şu, bir yabancı turist yıllar önce kendisine bağırmış. Benden ne para alıyorsun kardeşim falan diye adam silmiş. Bundan sonra kimseden para almamış adam. Hikayeye bakar mısınız? Sen o adamı oraya koymuşsun. Seneler sonra ortaya çıkmış bu hikayede. Sebep olduğu zararın ardından çalışanın maaşı %10 kesinti yorum. Yine insaflı davranmışlar vallahi. Bir başka haberi görelim. Vallahi insaflı davranmışlar. Şaka değil. Bu işin de artık
şeyi çıkmaya başladı. Suyu çıkmaya başladı. Robot Sofia vize aldı. Hong Konglu araştırmacıların geliştirdiği insansız robot Sofia vize alarak bir ülke daha imza attı. Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alarak tarihe kimlik sahibi ilk robot olarak geçen Sofia bu kez Bakü Uluslararası Havalimanı'nda elektronik vize aldı. Suud Konsolosluğu'na da uğramadan umarım yoluna devam eder. Düşünsenize sen vize almaya gidiyorsun. Binlerce soru soruyorlar bir yerden. Ve o sorulara doğru cevap veremezsen vize alamıyorsun. Robot Sofia alabiliyor. Bakalım bundan sonra başımıza ne gelecek? Azerbaycan'dan sonra dünya turuna devam edecekmiş Robot Sofia. Bir sonraki haberi görelim. Bunu böyle parça parça dolaştırıyorlardı. Artık hakikaten böyle normal insan gibi dolaşmaya başlamışlar. Hastaneden cihaz çaldı. Sihir cihazı çalmış. Çalarken yakalanmamış. Sonra ne olduysa cihazı geri bırakmaya, herhalde yanlış cihaz çaldı. Eve geldi. Cihazı bir açtılar. Dediler ki bu bizim istediğimiz cihaz değil. Sen ne çalacaksın? Ben başka bir şey çalacaktım ya. Ben sihir cihazı çalmayacaktım en azından. Tansiyon aleti çalacaktım. Bunu geri bırakırken yakalanmış. Dünyanın en enteresan suçları arasına girmeye aday bir hikaye Samsun'da. Bir başka haberi görelim. Hastaneden cihaz çaldı, geri bırakırken yakalandı. Twitter'da like kaldırılıyor. Twitter kullanıcıları. Ben zaten eskiden like yoktu. Eskiden favori diye bir şey vardı Twitter'da. Like sonraki dönemlerde diğer sosyal ağlardan falan görerek Jack koymuştu. Bizim Jack. Bu düğmenin aslında çok benimsenmediğini ve yakında kaldırılacağını ifade etti Jack. Bu sistem yerine kullanıcılara yer imleri özelliğinin sunulacağını ifade etti. Yer imleri. Türkçeleştireceğim diye mide krampı geçiriyorlar. İyice Türkçeleştirince de biz anlamıyoruz bu defa. Biraz bir kısmını şeyle yabancı dilden dilimize kazandığı haliyle kalsa daha rahat anlarız belki de. Mesela like yerine beğen dedikleri zaman anlamayan oluyor. O kadar söyleyeyim. Yer imi mesela. Yer imi özelliği sunulacakmış. Beğen düğmesi sayesinde kullanıcılar aslında daha sonradan ulaşmak istedikleri tweetlere tek tuşla erişebilir hale geliyorlarmış. Bunu da artık yer imleri. Akdeniz'de enerji taramasına başlıyor. İlk derin sondaj için Antalya'dan açılan Fatih gemisinde Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı. Sondajı enerjide yerleşme hamlesinin ilk adımı olarak değerlendirdi. Mersin açıklarında da önümüzdeki ay sondaj yapılacağını söyledi. Türkiye, Akdeniz'deki enerji kaynakları için harekete geçti. Milli sondaj gemisi Fatih, Antalya'dan Akdeniz'e açıldı. Sondaj işlemlerine başladı. Fatih sondaj gemisinde 2 adet sondaj kulesi bulunuyor. İşte bu görmüş olduğunuz sondaj ucu altta bulunan delikten deniz tabanına iniyor ve tam 12.200 metrede sondaj çalışması yapıyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'deki Fatih sondaj gemisinde açıklama yaptı. Dönmez'e herhangi bir taciz durumunda ne yapılacağı sorusu yöneltildi. Bakanın cevabı netti. Şimdi gerek Barbaros Hayrettin Paşa'ya gerekse Fatih gemimize deniz kuvvetlerimiz sahil güvenlik eşlik ediyor. Herhangi bir güvenlik riski söz konusu değil ama herhangi bir taciz olması durumunda da oradaki tabii deniz kuvvetlerimiz de gereğini yapacaktır. Bakan Dönmez önümüzdeki ay Mersin açıklarında da sondaj başlatılacağının müjdesini verdi. İnşallah yakın zamanda muhtemelen önümüzdeki ay içerisinde Mersin'de yine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kurumumuz bir sığ deniz sondaj çalışmasını da başlatmış olacak. Bakan Dönmez, Fatih gemisinin sondaj işlemini tüm kurallara uygun ve çevreci bir şekilde yapacağını belirtti. Bütün operasyonlarımızı uluslararası kural ve düzenlemelere göre gerçekleştireceğiz. İş güvenliği standartlarımız en üst düzeyde olacak. Keza sondaj esnasında çevreye, deniz yaşamına ve canlılara hiçbir zarar vermeyen çevre dostu bir
teknolojiyle çalışacağız. Fatih gemisi teknik donanımıyla dikkat çekiyor. Son teknoloji cihazlarla yönetiliyor. Gemide 200 uzman görev yapıyor. Fatih sondaj gemisinin beyni yani kumanda odası işte burası. Geminin bütün konumlandırma ve hareket işlemleri işte bu görmüş olduğunuz bilgisayarlarla yapılıyor. Fatih gemisiyle ilk sondaj yaklaşık 150 gün olarak planlanıyor. Hedef Fatih ile yılda ortalama 2 sondaj kuyusu açmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat'ın doğusu için artık bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Fırat'ın doğusunun PKK teröründen arındırılacağını anlattı. Bu Suriye'deki iç savaşta günden güne yaşanan değişimleri gösteren hızlandırılmış bir harita. Sarı renkli alanlar PKK-PYD terör örgütüne ait. Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki bölgede hızla büyüdüler. Aslında bölgeyi asıl ele geçiren onlar değil. PKK-PYD'li teröristleri maş olarak kullanan Amerika Birleşik Devletleri. ABD yıllardır terör örgütüne askeri yardım yapıyor, para akıtıyor. Binlerce tır ve uçak dolusu silah, mühimmat, zırhlı araç gitti şimdiye kadar. Hem havadan hem karadan ikmal köprüsü kuruldu. Amerika silahları yığdıkça teröristler ilerledi. Washington Türkiye'nin tepkilerini görmezden geldi. Teröristlere Fransızlar da askeri destek verdi. Sonuçta PKK-PYD terör örgütü Suriye'nin neredeyse üçte birini ele geçirdi. Seçilen bölge de önemli. Çünkü burası Suriye'de zengin petrol yataklarının olduğu alanlar. PKK-PYD'li teröristler Türkiye için tehdit. Tıpkı DAEŞ'in olduğu gibi. ABD uyarılara kulak asmayınca Türkiye harekete geçti. Önce Fırat Kalkanı bölgesini DAEŞ'li teröristlerden temizledi. Sonra da Afrin'i PKK-PYD'li teröristlerden arındırdı. Sahada yapabildikleri Münbiç'te masada başarı getirdi. ABD Türkiye ile anlaşma yaptı. Fırat'ın batısını terör örgütünden arındırmayı kabul etti. Koordineli devriyeler uzun zamandır sürüyor. Yakında ortak devriyeler de başlayacak. Ancak ABD Fırat'ın doğusu için verdiği sözleri tutmuyor. Örneğin ağır silahları toplamıyor. Türkiye daha önce defalarca uyardı. Siz bir şey yapmayacaksanız biz gereğini yapalım dedi. Ve görünen o ki Fırat'ın doğusuna da müdahale gelecek. Zamanlaması bilinmiyor. Cumhurbaşkanının sözleri burada kritik önemde. Bir gece ansızın gelebilir. Türkiye Fırat'ın doğusunu istediği zaman vurabileceğini daha birkaç gün önce gösterdi. Fırat Kalkanı bölgesine sınır komşusu olan Zor Muar da PKK-PYD hedeflerini top ateşine tuttu. Terör mevzilerini darmadağın etti. Üstelik bu ilk değil. 23 Nisan 2017'de Suriye'nin kuzeydoğu ucunda Karaçok Dağı'na yapılan hava operasyonu da hala hafızalarda. Burası PKK'lı teröristlerin Irak'tan Suriye'ye geçiş ve önemli bir haberleşme noktasıydı. PKK önemli kayıplar vermişti. Sonra da Amerikalı bir komutan gidip bir terörist başıyla orada hasar tespiti yapmıştı. Türkiye PKK-PYD terör örgütünü bölgeden silme kapasitesine sahip. Bunu yapabileceğini defalarca da gösterdi. Şimdi gözler bölgede dengelerde. Diplomasi de sabır tükenince Türkiye oraya inmekten de çekinmeyecek. Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, programlarımızı tamamladık. Tunceli'de iki askerimizin şehadete yürüdüğü olay kuşkusuz ki siyasi bazı isimler tarafından istismar ediliyordu. Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kameralar önündeydi. O şehadete yürüyen çocuklarımızın başına ne geldiğini anlattı. Ve istismarcılara da şöyle yanıt verdi. Helikopteri bekleme esnasında ciddi bir şekilde tipi de bastırınca ikisinin üst üste geldiği ve üst üste örtüştüğü bir zaman dilimi söz konusu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tunceli'de yaşanan acı olayla ilgili detayları paylaştı. Tamamen açık bir alanda tek bir ağacın bulunmadığı bir bozkırda hem tipi hem de aşırı bir yağmura maruz kalıyorlar. Birisi tekrar orada helikopterde ama diğeri de
hastanede şehadet mertebesine ulaşmıştır. Süleyman Soylu konuyla ilgili medyada paylaşılan fotoğraflar ve yapılan yorumlara tepki gösterdi. Bunların hiçbirisinin gerçekle ilgisi yoktur. Kasıtlı, düzmece ve art niyetli yapılan yayınlardır. Bazıları da kendilerine orada görev verilmesine rağmen gitmeyip istifa edenler, korkanlar yorum yapıyorlar. Soylu olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Biz iki tane aslan mesai arkadaşımız, çalışma arkadaşımız kaybettik. Bunun sorumluluğunu taşıyoruz. En yukarıdan en aşağıya kadar bu sorumluluğu taşıyoruz. Müfettişlerimizi görevlendirdik. Onlar gerekli incelemeleri, soruşturmaları yapacaklar. İçişleri Bakanı Soylu, bölgede görev alan askerlerimizin kışlık malzeme sıkıntısı yaşadığına yönelik iddiaları çok net ifadelerle yalanladı. Bu konuda ne teçhizat eksiğimiz söz konusu, ne de böyle bir operasyona hazırlıksız gitmemiz söz konusu. Soylu'nun konuşmasının ardından askerlerimizin kullandığı kışlık kıyafet ve teçhizatlar tanıtıldı. Soğuk iklim elbisesi, polar mont, panço, uyku tulumu, burada bahsetmedim. Yine -12 ve -40 derece koruma sağlayan uyku tulumları mevcut. Bunları polar montla soğuk iklim kıyafetini ve kar elbisesini veya pançoyu aldığımızda -40'a kadar muhafaza imkanı sağlamaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grubu sonrası habercinin sorularını yanıtladı. Cevap en çok merak edilen konu Melih Gökçek konusuydu. Melih Gökçek ile ilgili olarak bakın Cumhurbaşkanı ne dedi? Melih Bey benim ta 94'ten beri bu işte benim belediye başkanlığı, onun Ankara belediye başkanlığı. Yol ve dava arkadaşım ve bu yol dava arkadaşlığımızda bugüne kadar beraber geldik. Biz bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum. Melih Gökçek konusunda ilk kez konuştu. Spekülasyon vurgusu yaptı. İsimler üzerinden bu noktada spekülasyonlara girmeyi doğru bulmam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubundan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi. Kabine revizyonu iddialarını reddetti. Medya zaten sürekli olarak bu tür revizyonları hep yapar. Evet. Biz de onlardan öğreniriz. Yani şu anda gündemimizde böyle bir şey söz konusu değil. Erdoğan bazı bakanlıkların eskisi gibi bölüneceği iddialarına da değindi. Gündemde yok dedi ama açık kapı da bıraktı. Bakanlık sayılarımızda aynı şekilde böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Biz zaten bakanlık sayılarını düşürmek suretiyle bir yeni sistem inşa ettik, kurduk. Bunu da bu şekilde sürdüreceğiz. Ama bunlar tabii olmaz değil. Yani yeri geldiğinde bu tür şeyler de olabilir. Ama şu anda gündemimizde böyle bir şey yok. Ve öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması. Devletin zirvesi ipe un sermenin anlamı yok ifadesini kullandı. Türkiye'ye gelen Suudi başsavcıya 3 soru sordu. Gelen grubu, bu 15 kişiyi buraya gönderen kim? 2. Bu öldürme olayının kesinlikle 18 kişinin içinde olduğu bir defa belli. Bunu da sizin çıkartmanız lazım. Bu yerli işbirlikçi kimse bilelim. Ha, bunu da biz çıkartırız. CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında hem bu Tunceli'de yaşanan iki vatan evladının şehit düşmesiyle ilgili olarak çarpıtmaya ve algı operasyonlarına devam etti. Hem de Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'yi suçlayan sözler sarf etti. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, yani benim ilçemde, iki askerimiz donarak şehit oldu. İki askerimiz. Bir uyku tulumu da veremediniz mi bu askerlerimize? Bir uyku tulumu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de iki Mehmetçiğin şehit düşmesiyle ilgili tüm gerçekleri paylaştı. Olayla ilgili soruşturma başlattık dedi. Ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine olayları çarpıttı. 21. yüzyıldayız, 21. yüzyılda. Elinoğlu -40 derece, -50 derecede denize giriyor. Kutuplara gidiyor. Ya... Ekim ayındayız, Ekim ayında. 2018'in Ekim ayındayız. Yanlış mı söylüyorum? Ben şehidin hakkını savunuyorum.
Annenin hakkını savunuyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu hükümetin şehitler arasında ayrım yaptığını iddia etti. Anlaşılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2012 ve 2013'te terörle mücadelede şehit düşenler ve gazi yakınlarına istihdam hakkının genişletilmesine ilişkin düzenlemeden haberi yoktu. Şehitler arasında ayrım yapmayız biz. Ama sen şehitler arasında ayrım yaptın. Gaziler arasında da ayrım istiyoruz, istemiyoruz. Gazi, gazidir. CHP Genel Başkanı konuşmasında Atatürk'ün yaptığı devrimleri hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin tamamı doğruydu. Ama aynı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki o uçak fabrikasının İsmet İnönü döneminde 1946'da kapatılmasından hiç söz etmedi. 1925 yılında gittiler, Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attılar. Uçak fabrikasının. 1934 yılında Kayseri'den kalkan ilk milli uçağımız Ankara'ya indi. Ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili iftiralarını yine sürdürdü. Failler belli. Katiller geliyor. Haberleri var. Haberleri var. Ses kayıtları var. Öldürüyorlar gazeteci. Ellerini kollarını sallayarak başkonsolos dahil hepsi yurt dışına çıkıyorlar. Bunun adı nedir? Bunun adı çadır devletidir. Çadır devleti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu az önce ben şehidin hakkını savunuyorum dedi ya. Peki o zaman yani birisi de çıkıp şunu demeyecek mi? Sen şehidin hakkını savunduğunu söylüyorsan samimiyetle barikatları kuran arkadaşlar diye seslendiğin teröristlerle hukukun ne aşamadadır? Sen eğer şehidin hakkını savunuyorsan hala daha partinde terör örgütünün üyelerinin cenazeleri başında gözyaşı döken efendim Sezgin Tanrıkulu gibi Gamze İlgezdi gibi adamlar ne arıyor? Sen eğer şehidin hakkını savunuyorsan SİHA'lar artık fazla olmaya başladı diyen adamların partide ne işi var diye. Sen eğer şehidin hakkını savunuyorum diyorsan hala PKK'nın siyasi kanadıyla bir ittifak arayışı içerisinde olmanı nasıl izah edeceksin diye sormazlar mı? Çok merak ediyorum. Sorarlar mı sormazlar mı diye merak ediyorum sadece. İkinci hafta geçti bak andığımız kararın üzerinden Danıştay'ın. Hala daha dünkü grup toplantısında da andığımızla ilgili tek kelime söyleyemiyorsun. Hadi bunu da CHP'nin Kemalist ulusalcı seçmeni sorsun hesabını. Neden Kemal Kılıçdaroğlu andığımız konusunda, öğrenci andı konusunda AK Parti'ye Erdoğan'a çıktı Erdoğan tavrını tarzını söyledi. Öğrenci andı konusunda düşündüğünü söyledi. Diğer siyasi partiler de görüşlerini beyan ettiler. MHP de beyan etti. Devlet Bahçeli de söyledi öğrenci andı konusunda nerede durduğunu. Kemal Kılıçdaroğlu da söylesin. Söylesin hep beraber duysunlar. Niye söyleyemiyor diye sorarlar adama. Ben de buradan Kılıçdaroğlu'nu hatırlatmış olayım. Sorarlarsa sürpriz olmasın diye. Şu Cemal Kaşıkçı soruşturmasına gelelim. Suudi Başsavcı İstanbul'da. İkinci kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la görüştü. Bir kez daha gitti Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne. Başsavcı İrfan Fidan'la ikinci kez görüştü. Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Macib'in temasları sürüyor. Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması sürerken elde edilen önemli bilgi ve deliller sonrası önce cinayeti kabul eden, sonra da cinayetin planlı işlendiğini vurgulayan Suudi Arabistan cephesi önemli bir adım atmış. Suudi Başsavcı Suud El Macib İstanbul'a gönderilmişti. Pazartesi günü 8 kişilik ekibiyle İstanbul Adliyesi'ne gelen Suudi Başsavcı Salı günü bir kez daha adliyedeydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Bir kez daha bilgi paylaşımında bulunuldu. Görüşmeye soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz da katıldı. Suudi Başsavcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bahsettiği 18 kişilik infaz timinin cinayete ilişkin ifadelerini İrfan Fidan'a verdi. İddiaya göre Cemal Kaşıkçı'nın cenazesinin nerede olduğu konusu da gündeme geldi. Hatta Suudi Başsavcı önemli bilgiler paylaştı. Ancak bu noktada resmi bir açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan Başsavcısının bir sonraki durağı Başkonsolosluk binası oldu. Yani cinayet mahalli. İçeride uzun süre kalan savcı hem çalışanlarla görüştü hem de inceleme yaptı.
Başkonsolosluk binasından ayrılırkense herhangi bir açıklamada bulunmadı. Suudi Başsavcı El Mucib İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki incelemesini tamamladıktan sonra buradan ayrıldı. İki gündür süren görüşmeler sonrası soruşturmanın yeni bir boyut kazanması bekleniyor. Hadi Ankara'ya çevirelim kameralarımızı. Ankara'da arkadaşımız Ahmet Örsoğlu bizi bekliyor. Başkentin gündemini aktarmak üzere. Ahmet Örsoğlu günaydın, kolay gelsin. Neyi takip ediyorsunuz bugün Ankara'da? Günaydın Ersoy dedi. Ankara'nın gündemi çok ama çok yoğun. Yeni haberler de var. Önce yeni haberleri vererek başlayalım yayınımıza. Öncelikle milyonlarca kişinin beklediği imar barışı beklemişlerdi. Başvurularını yapmışlardı. Hatta son açıklamaya göre 8 milyon 150 bin kişi başvuruda bulunmuştu imar barışı ile ilgili. Bugün imar barışı son bulacaktı ama süre uzatıldı. Nereye kadar, hangi aya kadar? 31 Aralık son tarih olacak imar başvuruları için. Bu noktada vatandaşların yine yoğun talep göstereceğini söyleyebiliriz. Bu karar da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak gece resmi gazetede yayınlandı. Bunu da söyleyelim. Bir başka önemli haber. Hakimler, savcılar için hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törende kura çekimi yapılmıştı. 2084 adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adayıyla yargı hakim adayının atamaları gerçekleştirildi. Bu kararnamede resmi gazetede yayımlandı. Bunu da ifade ederek yayınımıza başlayalım. Gelelim Ankara'nın yoğun gündemine. Alıştığımız gündemden çok ama çok yoğun bir gündem olduğunu söyleyelim. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayalım. Saatler 13.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları açılış törenine katılacak. Önemli bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Neye değinecek? Özellikle yerli ve milli silah sistemlerinin geldiği son aşamayı anlatmasını bekliyoruz. Terörle mücadeleye değinmesini, devam eden operasyonlar hakkında bilgi vermesini bekliyoruz. Yine Fırat'ın doğusuyla ilgili yeni mesajlar vermesi de bekleniyor. Bunu da ifade edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki ikinci programı saat 16'da AK Parti Genel Merkezi'nde olacak. MYK toplantısına başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti MYK'nın gündeminde yerel seçimler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaten çalışmalara başladıklarını, belediye başkan aday adaylarını belirlemek için süreci erken aldıklarını ifade etmişti. O süreçte gelinen son noktaya bugün değinmesini bekliyoruz. Yine Cumhur İttifakı'nda son durum ne? MHP ile yapılan çalışmalarda son durum ne? Buna da değinmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Gelelim ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'na. Saat 11'de CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak. Bu toplantının da gündeminin yerel seçim olduğunu ifade edelim. Yerel seçimde gelinen son aşama, daha önce belediye başkan aday adayları ile ilgili bir açıklama yapılmıştı partiden. İşte diğer belediye başkan adayları ile ilgili son durum bugünkü toplantıda ele alınacak. Ankara'da bakanların gündemi de çok ama çok yoğun. Saat 9'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentsel gelişim zirvesine katılacak. Saat 10'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Mesleki Yeterlilik Genel Kurulu'na katılacak. 10'da yine bir başka bakanın programı var. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 5. Kümelenme Konferansı'na katılacak. 10.30'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önemli bir toplantısı var. Anadolu Ajansı'na katılacak ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili son projeler hakkında bilgi verecek. 13'te başka bir bakanın daha programı var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Milli Teknoloji Geliştirme Altyapı açılış törenine katılacak. Saat 9'a bir kere daha geri dönelim. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir 4. CTF Bayrağı Yakala Yarışması'na ve Yerli ve Milli Karar Destek Sistemi'nin açılışına, tanıtımına katılacak. Sadece bakanların gündemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemi değil, yoğun değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi de çalışıyor. Hatırlayacaksınız yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde meclisin ağırlığı
ağırlığının fazla olacağı söylenmişti. İşte o ağırlığı hissedebileceğimiz bir gündem söz konusu. Meclis gündeminde saat 10'da Plan Bütçe Komisyonu'nda önemli bir görüşme var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleriyle Başbakanlık ve Kalkınma Bakanlığı'nın kesin hesapları, yani önceki hesapları, Başbakanlık diyorum ama daha önceki hesapları bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Saat 11'de KİT Komisyonu'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nün hesaplarının da konuşulacağını ifade edelim. 14'te Genel Kurul açılıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 701 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ele alınacağını söyleyelim. Bu kanun hükmünde kararname daha önce ele alınmıştı. 18.632 memurun ihracı ile ilgili bir gündem, bunun ele alınacağını ifade edelim. Ankara gündemi yoğun dedik. Bugün yoğun bir gündemi takip edeceğiz Ersoy'da da. Sözü tekrar size bırakalım. Çok çok teşekkürler. Sağ olsun, var olsun. Ankara gündemini de aldıktan sonra dönüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarına. Mecliste bütçe görüşmelerinde konuştu. Türkiye'nin 12 Eylül darbesinde bile karşılaşmadığı bir durumla karşı karşıya olduğunu söyledi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Ve ekonomideki dalgalanmanın bir başka ülkenin başkentinde planlandığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, bütçenin geneli üzerinde konuştu. Milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin Ekim ayından itibaren normalleşme sürecine girdiğini anlattı. Ekonomik saldırının başladığı 10 Ağustos sürecinin ayrıntılarını milletvekilleriyle paylaştı. 10 Ağustos ve 13 Ağustos pazartesi, iç piyasa ve uluslararası piyasalarda yaşanan sürecin detayına hakim olursak, ehemmiyetini çok iyi şekilde anlarız. 10 Ağustos günü işaret fişeği ortaya konularak başlayan süreç, cumartesi ve pazar günü sıkı ekip uyumuyla atılan adımlar, ortaya konulan tedbirlerle 13 Ağustos'ta birilerinin hayalini nasıl püskürttüğünü ortaya koydu. 12 Eylül 1980 darbesinde bile karşılaşılmayan durumlarla karşılaşan Türkiye, attığı adımlarla ay sonuna kadar bunu da püskürterek normalleşmeyi yakalamış, Ekim ayı ile güçlü dengeleme sürecini ortaya koymuştur. Türkiye bu süreci geride bırakmıştır. Bakan Albayrak, 2019 yılının piyasalara güven veren bir yıl olacağının altını çizdi. Birinci öncelik güçlü finansla mimariyi inşa etmektir. Son birkaç aylık operasyonel süreç Türkiye'ye o kadar büyük kazanım ortaya koymuştur. Polyannacı olmayacağız. Türkiye'nin âli menfaatleri için altyapı, üst yapı tedbirlerini alacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yapılandırmada varılan son rakamları açıkladı. Bugüne kadar 10.8 milyarlık tahsilat gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Albayrak, AK Parti iktidarları döneminde yatırıma verilen öneme de dikkat çekti. 16 yılda toplam 1.2 trilyonluk yatırım gerçekleştiğini, bunun da Atatürk Barajı'na yapılan yatırımın 121 katına denk geldiğini söyledi. Bütçenin tasarruf bütçesi olmasına rağmen aslan payının eğitime ayrıldığını anlatırken, Özal'ın orta direğinin AK Parti iktidarları döneminde ete kemiğe büründüğünü belirtti. Bakan Albayrak'ın konuşmasının ardından bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Bakanlıkların bütçelerinin görüşmelerine geçildi. Son dakika notunu görüyorsunuz Çırnak'ta. Cudi Dağı'nda İHA'larla tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar aralıksız yurt içinde ve sınırlarımız dışında da devam ediyor. Bu notu vermiş olalım son dakika bilgisi olarak. Şimdi Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak başından beri Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi adım adım takip ediyor bu süreci. Bugün de Suud Başsavcı'nın Türkiye'deki temaslarına ilişkin çok çarpıcı bilgiler var Abdülkadir Selvi'nin köşesinde. Oradan birkaç detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Önemli. Diyor ki Abdülkadir Selvi, Kaşıkçı cinayetini soruşturmak üzere ülkemize gelen Başsavcı Suud El-Mucep, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'la iki kez görüştükten sonra dün cinayet mahalli olan Başkonsoloslukta incelemelerde bulundu. Görüşmeler sırasında Başsavcı'nın cinayeti aydınlatmak için elindeki bilgileri paylaşmaktan ziyade Türkiye'nin elindeki bilgi ve belgeleri öğrenmeye çalıştığı anlaşılıyor. Başsavcı Mucev'in temasları sırasında ısrarla Cemal Kaşıkçı'nın telefonunu istediği ortaya çıktı.
Kaşıkçı başkonsolosluğa girmeden önce nişanlısı Hatice Cengiz'e telefonu vermiş ve eğer gecikirsem Yasin Aktay'ı ara demişti. Kaşıkçı başkonsolosluktan çıkmayınca Hatice Cengiz AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'la Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı'yı arayarak yardım istemişti. Suudlu başsavcının Kaşıkçı'nın telefonunu istediği, böylece kimlerle ve ne kadar süre görüştüğü bilgisine ulaşmaya çalıştığı öğreniliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ı iki ziyareti sırasında da ısrarla Kaşıkçı'nın cep telefonunun imajını isteyen Suudi El-Mucev'in bu tavrı Türk tarafında rahatsızlık meydana getirdi. Başsavcı Mucev, Suudi Arabistan'dayken Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığını açıklamıştı. Eğer cinayet planlıysa bunu planlayan biri var demektir. Kim planladı? Kaşıkçı'nın öldürülmesi için infaz ekibini iki uçağa bindirip Türkiye'ye kim gönderdi? Daha da önemlisi olan onlara Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatını kim verdi? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ı iki kez ziyaret eden Suudlu Başsavcı'nın Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığını açıkladınız. Peki sizce cinayeti kim planladı sorusuna cevap vermediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Başsavcı Suudi El-Mucebe Kaşıkçı cinayetine ilişkin iki soru soruldu. Bir, yerli işbirlikçi, yani söz ettiğiniz bu yerli işbirlikçi kim? İki, Kaşıkçı'nın cesedi nereye gömüldü? Diyor ki Abdülkadir Selvi, cinayette bir yerli işbirlikçinin olduğu bilgisi Suudlu Başsavcı tarafından açıklanmıştı. Bu bilgiye Suudi Arabistan'da tutuklananların sorgusunda ulaşıldığı anlaşılıyor. Suudi El-Mucev bu ismi Türk meslektaşlarıyla paylaşmadı. Ama Suudlu Başsavcı'dan yakında yerli işbirlikçinin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na çalışan biri olduğu açıklaması gelirse şaşırtıcı olmasın. Ya da Suudlular bunu Başkonsolosluğu'nun çalıştığı bir yerli işbirlikçi olarak ifade edebilir. Bu cinayetin önceden planlandığı açıklaması da yine Suudlu Başsavcı tarafından yapılmıştı. Peki bu cinayetin cesedi nerede? Suudi Arabistan'da tutuklu olan 18 kişiyle Başkonsolos Muhammed El Uteybi'nin cesedin yeri konusunda bilgi sahibi olduğu anlaşılıyor. Bunlar sorgularında cesedin nereye gömüldüğünü itiraf etmediler mi? Peki başsavcı cesedin yeri konusundaki bilgiyi Türk meslektaşlarından niye gizledi? Çünkü başsavcı cinayeti aydınlatmaya değil, soruşturmayı kapatıp Veliaht Prens'i kurtarmaya çalışıyor diye yazmış Abdülkadir Selvi. Son derece önemli. İki ülke Cumhuriyet Başsavcıları arasında böyle bir işbirliği var gibi görünüyor. Ama öyle anlaşılıyor ki Suud Başsavcı'nın niyeti başka. Onu da söyleyelim. Peki şimdi size Türkiye Gazetesi'nden Batuhan Yaşar'ın yazısı. Soruyorum, hangimiz inanırdı 10 yıl önce deseler ki en büyük havalimanı Türkiye'de yapılacak? Hadi canım, bu kadarı da fazla demez miydik? Savunma sanayinde alınan yola ne demeli? Türkiye kimseye bağımlı değil artık. Operasyonlarını gümbür gümbür yapıyor. Uluslararası medya yeni havaalanı haberlerini flash başlıklarla geçti. Dünyanın en büyüğü dediler. Hatta Alman medyası, biz Berlin havaalanını 12 yılda bitiremedik ama Türkler 4 yılda işi bitirdi diye yazdı. Gerçekten sözde falan anlatılabilecek bir şey değil. JFK, Heathrow ve Frankfurt'tan çok daha iyi bir havalimanımız var. Anadolu'da bir söz vardır. Tarlada iz olmayanın harmanda yüzü olmaz. Sen eleştirmişsin, şöyle böyle demişsin. Yapılmaması için 40 takla atmışsın. Şimdi de pişkin pişkin isim öneriyorsun. Cumhurbaşkanı İstanbul dediğinde herkes sustu. Hem birleştirici bir isim oldu hem de tartışmalara son noktayı koydu. Türkiye özetle bir basamak daha atladı. Yine havaalanının hem ekonomik hem de siyasi anlamları var. Bunları yakında daha da iyi göreceğiz. İstanbul'un adı dünyanın yeni ulaşım merkezleri arasına kalın harflerle yazdırıldı. Bir helal olsun bile diyemediler diyor. Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'nde. Ahmet Kekeç, Star Gazetesi'nde soruyor, bu beyler niye rahatsız? Nümayişçiler Türkiye'yi ayağa kaldıracak bütün yatırımlara karşıydılar ve derhal durdurulmasını istiyorlardı. Üçüncü köprü olmamalıydı. Üçüncü köprü oldu. Şimdi utanmadan üzerinden geçiyorlar. Üçüncü havalimanı projesi derhal iptal edilmeliydi. Üçüncü havalimanı inşaatı bitti, açılışı yapıldı, hizmete girdi. Şimdi yine utanmadan seyahatlerinde bu hattı kullanacaklar. Enerji santrallerinin yapımı durdurulmalıydı. Enerji açığımızı kapatmak için dost ve müttefik ülkelere milyarlarca dolar haraç ödemeye devam etmeliydik. Bunlar da yetmez. Hükümet derhal istifa edip gitmeliydi. İlginçtir. Gezi nümayişi dönemindeki bu talepler aynı zamanda rakip ülkelerin talepleriydi. Mesela Merkel, Türkiye'nin çölleşmesinden yakınıyordu. Berlin Havalimanı'na ilave edilecek pistin yapımı geciktikçe çevreci duyarlılığı artıyor, Türkiye endişesi katlanıyordu. Başka ilginç durumlar da yaşandı elbette. Bazı partilerin seçim vaadi yapımı başlamış projeleri durdurmaktı. Muharrem İnce, Erdoğan'ın başlattığı temel yatırımları durdurma vaadiyle
Cumhurbaşkanlığı seçimine girdi. Hem gezicilerin taleplerine cevap verecek hem de yerli otomobil projesini durduracaktı. Çünkü Almanya'ya gitmiş, BMW üretim testlerini gezmiş, en mükemmel otomobil üretiminin orada olduğunu görmüş, hayran olmuştu. Meral Akşener TİKA'yı, Marif Vakfı'nı, Yunus Emre Enstitüsü'nü kapatacaktı. FETÖ'yle mücadelede etkin rol üstlenmiş bu kurumları fazlalık olarak görüyordu. Saadet Partisi'nin IMF Sever Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hem başlatılmış bütün yatırımları durduracak hem de IMF ile yeni standby yolları arayacaktı. Dün 3. Havalimanı'nın açılış törenini izlerken gözüm bir ara Halk TV'ye kaydı. Mahut törenden bahsediyorlardı. Öyle üzüntülü ve sinik bir habercilik dili ki utandım. CHP adına utandım. Haber vermiyorlar, adeta necaset akıtıyorlar. Ülkelerinin yol alması ve kalkınması nedense bu arkadaşları çok rahatsız ediyor. Neden acaba? İş olmuş bitmiş, hala havalimanının proje ve yapım aşamasındaki güya toplumsal tepkileri tartışıyorlar. Toplumda büyük bir infial oluşmuşmuş, büyük tartışmalar yaşanmış. Sonrasında işçiler mağdur edilmiş vesaire. Doğrudur. Toplumda büyük bir infial oluştu ama bu infial 3. Havalimanı'nın yapımına değil, bunu engellemeye çalışan çapulcu takımına yönelikti. CHP'ye yönelikti. Türkiye düşmanlığını siyaset belleyenlere yönelikti. Bari bu kadarcık muhakemeyi yapın. Gülünç olmayın diyor Ahmet Kekeç bugünkü yazısında. Hikmet Genç, neden projeler büyük, geniş, uzun ve yüksek diye soruyor Akşam Gazetesi'nde. Havalimanı inşaatı başladığında Hollanda endişelendi, gayet doğal. Zira Amsterdam Schiphol Havalimanı 55 milyon yolcu taşıyor. Bunun %40'ı transit uçuş. Almanlar da endişelendi. İstanbul'daki yeni havalimanı bizim için zor bir sınav dediler. Gittik, gördük, öğrendik ve haklılar. Dünyanın en büyüğü olan ve en son teknolojiye donatılmış havalimanı cazibe merkezidir elbette. Hoş açılıştan sonra Avrupa medyası da itiraf etti. Türkiye havacılık dünyasının merkezi olacak diyen Alman da var. İstanbul dünyanın en yoğun havalimanı olacak. Mega havalimanı diyen İngiliz de. Dünyanın en büyük ve en modern havalimanını açmışız. Bizim portakal soruyor. Gerçekten karlı bir yatırım mıdır? Erdoğan'ın dediği gibi kar getirecek midir? Bilmiyoruz canım. Biz en büyüğünü açtık, müşteri bekliyoruz. Hani İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı, Patagonyalı'yı anlarız da portakala ne oluyor ya? Gerçi bu portakallar hep vardı bu ülkede. Vatan Caddesi çok büyük, gereksiz, geniş. Uçak mı indireceksiniz diyen de aynı kafaydı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 59 metrelik genişliğiyle dünyanın en geniş asma köprüsü. İyi gel, iyi gelmedi eleştirdiler. Neden bu kadar geniş dediler. Yavuz Sultan Selim 2164 metre uzunluğuyla üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü fazla uzun geldi. Neden bu kadar uzun dediler. 322 metre olan yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine, direklerine sahip. O da dokundu. Neden bu kadar yüksek dediler. Şehir hastaneleri yapıyorsun, çok büyük olmuş. Bir uçtan öteki uca gidene kadar yolda hastalanırız diyorlar. Marmara'yı, Avrasya Tüneli'ni yapıyorsun. Madem denizin altından geçiyoruz, neden balıkları göremiyoruz diye şikayet eden oldu. Doğru, çalışkan, aydınlanmacı, çağdaş, modern, küçüklerini koruyan, büyüklerini sayan arkadaşlar siz ne yaptınız diye soruyorsun. Küçücük, mini minacık da olsa bir şey gösteremiyorlar. Böyle çıta yükseltirsen tabii ki Eloğlu endişelenir ama proje tamamlandığında bazen itiraf ettikleri de olur. Peki bizim endişelilere ne oluyor diye soruyor Hikmet Genç. Yine Akşam Gazetesi'nde fesadından çatlama hastalığı başlıklı yazısında Serkan Fıçıcı diyor ki gerçeği arıyoruz, bilim bunun için var, yetmiyor, akıl doysa bile vicdan susmuyor. Zira iyilikten, doğruluktan, merhametten nasibini almamış, gerçek yaşatmaktan çok öldürmeye meyilli oluyor. Aşısız ağacın acı meyvesi gibi, tuzundan arınmamış deniz suyu gibi, ilaca dönüşmemiş yılan zehri gibi. Açlığı gidermiyor, şifa vermiyor, susuzluğa da çare olmuyor. Bize iyi gerçek lazım. O yüzden önce ahlak ve maneviyat, akıl rahatlığıyla birlikte gönül aydınlığı, biri eksik kalsa olmaz. İyi gerçeği bulduk, bitti mi? Hayır. Güzel ifade etmek şart. Yani sanat lazım. Bilimle gerçeği buluruz, inanç ve ahlakla iyiyi seçeriz, sanatla güzel ifade ederiz. İyi, gerçek ve güzel hepsini toplayınca medeniyet oluyor. İnancının gereği olarak gerçeği bulup faydalı hale getiren, bunu da sanatın imkanlarıyla en güzel şekilde, yani insanlığı mutlu edecek eserlerle ifade edenlerin kurduğu ve yaşattığı bir medeniyetin mirasçılarıyız. Yol budur. Bu yol Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprülerini, Marmara'yı, duble yolları, hızlı tren hatlarını, şehir hastanelerini, yeni eğitim yuvalarını, teknoloji yatırımlarını, sosyal ve kültürel hizmetleri Türkiye'ye kazandırmıştır. Dünyanın en büyüğü olan İstanbul Havalimanı bu anlayışla hayata geçmiştir. Fesadından çatlama hastalığının tedavisi medya ve siyasetin konusu değildir. Psikoloji bilimi bunun için vardır. Hedefi zirve olanlar çukurlarla uğraşamaz. Hem Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet önümüzdeki yıl 29 Ekim kutlamaları için daha büyük bir eser bekler. Gerçeğe, iyiye, güzele yürüyenlerin, Türkiye'ye kazandıranların, Türkiye kazanınca sevinenlerin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Fesadından çatlayanlara ise
Geçmiş olsun demiş Serkan Fıçıcı bugün akşam gazetesindeki yazısında. Küresel algımıza saldırı darmadağın, Sabah gazetesindeyiz. Profesör Doktor Kerem Alkin, 2016 yılının Ekim ayından bu yana Türkiye ekonomisi kademe kademe yükseltilen bir küresel algı manipülasyonu ve bu manipülasyonun sac ayakları olarak uluslararası derecelendirme notumuzun düşürülmesine, Türk varlıklarına satış baskısına ve Türk lirasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesine dayalı bir ekonomik operasyonla karşı karşıya. Kademe kademe yükseltilen bu operasyon geçtiğimiz Ağustos'ta Trump yönetimi tarafından açık bir savaş ilanına kadar vardırıldı. Bilhassa bir aydır konuştuğumuz küresel yatırımcılar, uluslararası finans kurumu temsilcileri Ağustos'ta doruk noktasına ulaşan Türkiye'ye yönelik olumsuz algıyı bu derece ciddiye almaktan, Türkiye konusunda ofsayta düşmekten, Türkiye'nin ne kadar dinamik, ne derece mücadeleci, ne ölçüde pes etmeyen bir ülke olduğunu her defasında atlamaktan, ihmal etmekten dolayı düştükleri hatadan çok pişmanlar. Şimdi Türkiye'nin prodinamik bir ülke olarak cari açığını hızla düzeltebilme, kamu mali disiplinden ödün vermeden süreçleri yönetme kabiliyetini göz ardı etme hatasını telafi etmenin peşindeler. Bu nedenle diyor Profesör Kerem Alkin, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'daki Dörtlü Suriye Zirvesi'nin küresel anlamı ve ağırlığı dahil Türkiye ile ilgili hızlı bir okuma ve algı düzeltmesi gözleniyor. Bunun doğal sonucu olarak Türkiye'nin tahvillerine ve bizzat Türk lirasına yönelik küresel yatırımcı ilgisi kurların da gerilemesini sağladı. Önümüzdeki hafta ve aylarda Halk Bankası konusunun selametle tamamlanması, Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden pozisyonlandırılması ve 6 Kasım ara seçimleri sonrası ABD ile ilişkilerin normalleşmeye devam etmesi kur operasyonunun ciddi ölçüde nötralize olmasını sağlayacaktır diyor Profesör Kerem Alkin. Sinan Okanır'ın hidayete ermesiyle, İslamiyet'i seçmesiyle birlikte garip, benim de anlamlandıramadığım bir tartışma başlamıştı. Bugün Sibel Erasan nefis bir yazıyla Sinan Okanır'ı eleştirenlere bakın nasıl cevap vermiş. Gençliğimizin o müthiş hüzünlü sesi, "Nothing compares to you" diye ağlarken hepimizi derinden etkilerdi Sinan Okanır. İnişli çıkışlı bir hayat sürdüğünü, muhalif kişiliğini uzaktan uzağa da olsa hep takip ederdik. Güzel haber en sonunda geldi. Okanır artık Müslüman olmuştu, ismi de Şüheda'ydı. Bunu öğrendiğimde heyecan ve sevinçten ağladım. Hemen kız kardeşimi arayıp haber verdim. Sabaha kadar uyuyamadık desem abartmış olmam. Tüm eski şarkılarını dinledik. Hakkındaki son videoların, güncel bilgilerin hepsine ulaştık. Allah onun hidayetini bereketlendirsin. Çevresinde onun dostu olacak güzel Müslümanları hep var etsin. Ertesi sabah kalktığımızda ise hiç tahmin etmediğim başka bir tartışmanın olduğunu gördüm. İslami kesimin bazı önemsediğim yazarları, bu haberi sevinçle karşılayanları hafif tertip tenkit ediyorlardı. Beyaz ve batılı kadınların Müslüman oluşları için başka kimselerin Müslüman oluşlarından daha önemli olsun ki diyorlardı. Hatta bunun bir aşağılık kompleksi olduğundan söz edenler, sevineceğinize bu dönüşüme katkınız oldu mu diye soranlar, bıktık sizin bu batı hayranlığınızdan diyenler, tam bir şoktu yaşadığım. Ya insan evvela bir tebrik eder, hayırlı olsun der. Çok genel ve kaba saba bir parantez değil mi beyaz ve batılı kadın vurgusu? Bizim hep eleştire geldiğimiz Doğu ve Müslüman kadın hakkındaki ön yargılı yaftaların, indirgemelerin, kalın ezberlerin çok benzerini biz de yapmış olmuyor muyuz? Oysa Şüheda bu konudaki tüm boşluklarımızı yüzümüze vuruyor. Şüheda Hanım ses sanatçısı. Musiki onun kişisel yolu olduğu için ezan-ı şerifi tüm kalbini doldurarak okuyor. Ne var ki bu tartışmaya sebep oldu hemen. Bu da tartışmaya sebep oldu hemen. Kendisini kınayanlara cevap da gecikmedi Şüheda Hanım. Kur'an'da kadının ezan okumasını engelleyen hiçbir ayet bulamadım. Erkeklerin kurallarını uygularsam Allah'ın kurallarını uygulamamış olurum, şirke girerim demiş. Bize garip ve gereksiz gelen bir soru, İslam'a yeni girmiş birisi için gayet önemli olabiliyor. Sabırlı, sevecen ve açıklayıcı olmalıyız. Kur'an-ı Kerim'i yazılı bir kitap olarak okuyoruz. Resulullah Efendimiz'in hayatını örnekleştirmeden Kur'an'ın belki zahirini okuruz ama ruhunu anlayamayız. Kur'an'ın bize sunduğu toplumsal yaşam ve şehir hayatının Resulullah Efendimiz tarafından inşa edildiği gerçeğini ıskalarsak, Kur'an soyut bir öğreti haline gelir. Bir medeniyet olarak İslam'ın geleneğini Kur'an sünnettir. Sünnet İslam'a yeni öğrenenlere kanat gelecek en güzel bir şefkat evidir. Hidayet ritmine eşlik etmek görüyorsunuz ya emek ve sabır istiyor diyor Sibel Aslan bugünkü yazısında. Fuat Bol Milliyet gazetesinden ne günlere kaldık başlıklı yazısında diyor ki son zamanlarda Kur'an Müslümanlığı diye bir şey uydurdular ve bunlar sözde Kur'an-ı Kerim'den başka kaynak, dayanak, tutamak, tanımamaktadırlar. Bunlar olmayan akılları sıra Hazreti Peygamberi Aleyhisselam'ı devre dışı bırakmak istiyorlar.
Bu güruh böyle yapmakla peygamberle postacıyı birbirine karıştırıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in muhatabı Hazreti Peygamber'dir. Ona vahyedilmiştir. O da adeta yaşayan Kur'an olarak şahıs planında bizzat ve içinde yaşadığı toplumla da, ashab-ı kiramla yani, cemiyet halinde bunun en güzel örneğini vermiştir. Peyderpey inen ayet-i kerimeleri bizzat açıklamış ve uygulamıştır. Zaten Allah Teala da Allah'a uyun emrini hep Allah'a ve peygambere uyun şeklinde buyurmuştur. Eğer Allah'a uymak peygambersiz mümkün olsaydı, olabilseydi böyle bir emre ne gerek vardı? Yapılmak istenen çok açıktır. Tıpkı FETÖ gibi dini çığırından çıkarmak istiyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği İslamiyet'e değil, her birinin kendi kafalarından uydurduğu sayısız sapıklıklarına din dememizi istiyorlar. Peygambersiz din, ışıksız güneştir. Yani hayal üstü hayaldir. Şu halde kafadan değil, kitaptan konuşan alimdir. Bilmiyorum diyen değil, biliyorum diyen değil, bilmiyorum diyen alimdir. Not, bilmiyorum diyen nasıl alim olur? Başlı başına bir yazı konusu olduğu için başka bir yazıda arz ederiz inşallah diyor Milliyet Gazetesi'nde Fuat Bol, değerli izleyiciler. Diyelim ve gelelim Türkiye'nin gurur projesine. Bugün İstanbul Havalimanı ilk ticari seferini yapacak. İstanbul'dan kalkacak olan uçak Ankara Esenboğa'ya inecek. Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser. İşte bunun için adını İstanbul verdik. Dünya yapımını merakla izledi. Rekor sürede tamamlandı ve Türkiye'nin zafer anıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Ya Allah! Bismillah! Kolu ileri itiyoruz. Buyurun. İstanbul Havalimanı yolcularını ağırlamaya hazırlanıyor. İlk ticari uçuş için açılış töreni sonrasında kalan malzemeler kaldırıldı. Bina içinde temizlik yapıldı. Havalimanından ilk tarifeli sefer bugün saat 11.30'da Türk Hava Yolları tarafından Ankara'ya gerçekleştirilecek. Türk Hava Yolları bu ilk sefere özel olarak bünyesindeki en büyük yolcu uçağını tahsis etti. 349 kişi kapasiteli Boeing 777-300 tipi geniş gövdeli uçağı İstanbul Havalimanı'ndan havalanıp Esenboğa'ya inecek. İhtişamlı. Türkiye'ye yakışır. İnşallah layığıyla kullanılır. Türkiye için ekonomi olarak çok iyi bir şey. Hani Avrupa'dan direkt uçuşlar olacak buraya. Artı ülke adına getirisi çok iyi olacak. İstanbul Havalimanı'ndan ikinci uçuş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak. Daha sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü, İzmir ve Antalya'ya da uçuşlar gerçekleşecek. İlk etapta günlük 5 iniş ve 5 kalkışın olması bekleniyor. Yeni yılla birlikte bu rakam 2000'e yükselecek. Ekranlardan gördüm. Gurur verici. Ülkemiz için çok iyi bir gelişme. Üstelik devletin kaynakları kullanılmadan yapıldı. Türkiye'de bir ilk gerçekleşti yani. Hani şimdiye kadar böyle bir şey, tarih yazmamıştı böyle bir şey. İlk defa yazıldı. Bunlara çok şükrediyoruz. 30 Aralık'a kadar İstanbullular yeni havalimanının otoparkını da ücretsiz kullanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin havalimanı otobüsü olan Hava İstler de yolcularını bu tarihe kadar %50 indirimle taşıyacak. Memleketin havasına bakacağız. 51 anayan burada. Günaydın. Günaydın. Nasıl olacak hava? Şimdi Türkiye üzerinde yine pastırma sıcakları devam ediyor. Onu hemen söyleyelim. Bu sene pastırmalar lezzetli olacağı benziyor. Çünkü güzel gidiyorlar. Evet, güzel. Tam pastırma yazına uygun gidiyor. Gündüzler aşırı sıcak, geceler aşırı soğuk. Gece. Özellikle İç ve Doğu Anadolu'da pastırma için uygun koşullar var. Şimdi bu durum dün de konuşmuştuk, hatırlarsın. Kasım'ın ikinci haftasına kadar devam edecek gibi gözüküyor. Tüm yurtta hava güneşli ve açık. Ortalamaların üzerinde sıcak. Özellikle gündüz sıcaklıklar ortalamaların bir 5-6 derece kadar üzerinde. Gece donma noktası civarında. Özellikle İç ve Doğu Anadolu'da gece sıcaklık 0'ın altında 7-8'lere kadar iniyor. Erzurum'da 0'ın altında 8 ölçüldü dün gece. Dolayısıyla kuvvetli buzlanma ve kuvvetli don tehdidine işaret ediyor bu durum. Hem kara ulaşımında ciddi aksamalara sebep olacaktır. Hem de tarımsal faaliyetin devam ettiği alanlar için zirai don tehdidine karşı gerekli önlemleri almak gerekiyor bu dönemde. Özellikle İç ve Doğu Anadolu başta olacak şekilde, ama tabii ki İç Ege'de, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimlerinde de yine orta derecede don riski devam ediyor olacak. Ama bunun yanı sıra sıcaklık gündüz ortalamaların üzerine, özellikle güneyde önümüzdeki günlerde 30 dereceye kadar çıkacak hava sıcaklığı Akdeniz çevresinde. Bu da tabii ki gece gündüz sıcaklık farkının
artması anlamına geliyor. Bu da bizim için soğuk algınlığı riski demek. O yüzden buna karşı da tedbirli olmak gerekiyor. 24 saatlik bir gün dilimi içerisinde maruz kaldığımız sıcaklık değişiminin artıyor oluşu bağışıklığımızı düşüren bir sorun olduğundan bizi hastalıklara biraz daha açıyor. O yüzden kıyafetleri birazcık dengesiz havaya uyarlamamız lazım. Gündüz biraz daha ince, gece biraz daha kalın giyinmeye özen göstermemiz gerekiyor. Şimdi bugün yarın tablo aynı. Cuma günü Ardahan çevresinde kısa süreli yerel hafif sağanaklar var. Cumartesi günü İstanbul Kocaeli çevresinde ve Kırklareli'de Karadeniz'e yakın ilçelerde özellikle de kısa süreli yerel ve hafif sağanaklar halinde bir sağanak geçişi var. Ama İstanbul'un merkezinde bu durum kendisini bulutlanma olarak gösterecek. İstanbul'un merkezinde sağanak yağış beklemiyoruz. Sadece Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde hafif bir sağanak geçişi oluşacak. Bunun dışında Samsun çevresi de cumartesi günü yağmurlu. Pazar günü de aynı şekilde yine İstanbul, Kocaeli, işte Kırklareli, Edirne çevresinde, Bursa'da, Balıkesir'de ve Marmara Denizi üzerinde yine çok kısa süreli yerel ve hafif sağanak geçişi görülecek. Bunun dışında pazartesi günü Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun güneyinde ve Güneydoğu Anadolu'da, yine salı günü de aynı şekilde Doğu Karadeniz sahili, Doğu Anadolu'nun güneyi, Van, Hakkari, Şırnak çevresi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda Mardin çevresinde kısa süreli hafif sağanak geçişleri görülecek. Diğer bölgelerde hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı yine ortalamaların üzerinde seyretmeye devam edecek. Bu çok ufak 1-2 derecelik bazı illerde hafif düşüşler olabilir ama yine de ortalamaların üzerindeki seyir devam edecek gibi gözüküyor Ersoy'da da. Şimdilik görünüm ve manzara bu. Kasım ayının ikinci haftasına kadar da aynı şekilde devam edecek gibi, ortalamaların üzerinde bir seyir devam edecek gibi gözüküyor diyerek bugünü noktalayalım. Peki, çok teşekkürler, sağ olasın, var olasın. Libya'nın ayını anlattı, haftanın görünümünü. Şimdi az önce sizlere bir son dakika notu vermişim Şırnak Cudi'deki operasyonla ilgili. Ona bir de ek yapacağız. Yine son dakika notu. Şırnak Kırsalı ve Irak Kuzeyi, Gara, Zap, Metina bölgelerine 30-31 Ekim 2018'de dönen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütüne ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları vurulmuş. Üst bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 teröriste etkisiz hale getirilmiş. İşte az önce söylemiştik, yani Şırnak Cudi'de İHA'ların tespit ettiği teröristler etkisiz hale getirildi. O yurt içindeydi. Bir de dışarıda Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına dönük operasyonlar da devam ediyor. Hepsi şu anda 11 terörist dün gece etkisiz hale getirilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamadan anladığımıza göre. Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır'da sizleri bu mevsimin en lezzetli ürünüyle buluşturacağız. Hepiniz hiç kuşkusuz ki cevizli sucuğu biliyorsunuz ama nasıl yapıldığını gördünüz mü daha evvel? Onu bilmiyorum. Bağ bozumu bitti. Kış mevsimi yaklaştı. Anadolu'nun her yerinde üzümler kışlık yiyeceklere çevrilmeye başlandı. Diyarbakır Hanide'de köylüler bağlarından topladıkları üzümlerle kışı hazırlık yapıyor. Cevizli sucuk ya da pestil yapımı için önce üzümler çizmelerle ezilerek suyu çıkarılıyor. Üzüm olunca bağda getirip bu mahsene dediğimiz yere biraz atıyoruz. Bu şekilde ezdikten sonra tam eziyoruz. Ezdikten sonra şişesi çıkıp buradan, burada sıkma vardır. Onun aşına atıyoruz. Bitiyor yani, artık peyder bey bu şekilde devam ediyor. Üzüm suyu kaynatıldıktan sonra ipe dizilmiş cevizlere bulanıyor. Muhteşem lezzet böyle ortaya çıkıyor. Ezilerek şiresi çıkarılan üzüm bu gördüğünüz büyük kazana konuldu ve ardından da şu an sucuk kıvamına getirilmiş oldu. Ve önce cevizler ipe geçirildi ve ceviz daha sonra bu kaynayan kazanın içerisine bırakılıyor ve biraz tabii batırılma işlemi gerçekleştiriliyor. Daha sonra da işte gördüğünüz gibi kazandan o ipe geçirdiğimiz cevizler böylesi kaynatılan o şirenin üzerinden de sucuk haline getirildi. Ve şimdi bu asılacak. Kuruluktan sonra da pazarda tezgahtaki yerinde almış olacak. Diyor ve huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Ben Ersoy Dede, Muhammed Özcan ve ekibi haber merkezinde Seyhun Ardemir ve ekibi rejide 3 saat boyunca bu yayını size ulaştırdılar. Biz Nalçen'e sunmaya gayret ettik. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.